Değerli başkanlarım, değerli öğretim üyeleri, kıymetli misafirler ve sevgili öğrenciler. Türk kadınının seçme ve seçilme hakkına sahip olmasının 87. yıl dönümü kapsamında üniversitemiz Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Kadın Adayları Destekleme Derneği ile birlikte organize edilen 87 yıl sonra Türkiye'de siyasette kadın temsili temalı panelimize hepiniz hoş geldiniz. Türk kadınının bugün hak ettiği değere ulaşmasını sağlayan, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bugün isimlerini andığımız aydın kadınlar ve emeği geçen herkes için bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Çalışmaları, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Doktor Öğretim Üyesi Zeynep Banu Dalaman'ı sahneye davet ediyorum. Biz, kadınların siyasi haklarını elde etmeye dayalı ideallerimizden, davamızdan vazgeçmeyeceğiz. Davamızın zaferi için ölünceye kadar savaşacağız. Bizim yaşamımız buna yetmezse, hiç olmazsa bizden sonra gelenler için ortalığı temizlemiş oluruz. Çok değerli başkanlarım, sayın rektör yardımcım, sevgili hocalarım ve öğrencilerim. Bugün de sizleri Nezihe Muhittin'le merhaba demek istedik. Fark etmişsinizdir, koltuklarınızda bugün bizimle birlikte olan aslında kadına seçme seçilme hakkının kazanılması, elde edilmesinde büyük emekleri olan Osmanlı ve Türk kadınların isimleri var. Bugün onlar da bizle birlikte. Nezihe Muhittin'i özellikle seçtim. Kadın Olmanın Günahı filmi 2 yıl önce Kadın Eserleri Kütüphanesi'nin desteğiyle Ümran Safter tarafından çekilen bir saatlik bir belgesel. Onu mutlaka seyretmenizi istiyorum. Aslında vakit olsa hep birlikte seyretsek. Aslında dünyanın her yerinde olduğu gibi kadınların seçme seçilme hakkını almasının hiç de kolay olmadığı, yani bazı yerlerde bahsedildiği gibi verilmediğini görmüş olursunuz o belgeseli seyrettiğiniz zaman. İşte burada salonda bizle birlikte olan yüzlerce Osmanlı kadınının, daha sonra Türk kadınının emekleri sayesinde aslında kadınlar seçme ve seçilme hakkını bugün elde etmiş durumdalar. Evet, dünyada kadınların hiçbir hakkı, söz hakkı olmadığı zamanlarda Osmanlı'da da bir takım aydın kadınlar aslında bu yolu açtılar. Pierre Loti'nin Les Enchantées, Mutsuz Kadınlar kitabını belki bilirsiniz. Orada Zinnur ve Nuriye'nin hikayeleri vardır. Nuri Paşa'nın o zamanlarki hariciye bakanının kızları Pierre Loti ile bir şekilde görüşüyorlar ve hikayelerini anlatıyorlar. Ve aslında çok zengin bir aile, yani bir Osmanlı asilzadesinin kızları olmasına rağmen dışarıda özgürce gezememelerini, kendi eşlerini kendilerini seçememezlerinin nasıl büyük bir azap olduğunu anlatıyorlar ve Pierre Loti bunu bu kitabı yazıyor. Daha sonra Zinnur ve Nuriye'nin başına gelmedik kalmıyor. Çünkü deşifre oluyor. Nuri Paşa ölüyor kahrından. Yani benim kızlarım bunu nasıl yapıyor diyor. Bu hakları nasıl ister diyor. Zinnur Paris'e kaçıyor. Nuriye işte bir Avusturyalı ile evleniyor. Gibi gibi buradan başlayan hikayeler. Yine Nezihe Muhittin'in anılarında şöyle bir şey var. Nezihe Muhittin bir paşa kızı. Yalı'da büyüyor, Emirgan'da bir Yalı'da büyüyor. İkbal Hanım, Kıbrıslızade, Azize Hanım hocaları, aslında ona kadın haklarını ilk öğreten kişiler onlar. 19 yaşında evlendiriliyor. Dönemin şeyi hiç tanımadığı biriyle evlendiriliyor. Ve eşi o zamanki Çorum'da Efkaf müdürü Çorum'a gidiyor. Ve Çorum'da sokağa çıkıyor, kadınlarla konuşmak istiyor. Hiçbir kadın onunla konuşmuyor. Diyor ki hepsi de birden de bunların sardisi olamaz ya diyor. Sonra öğreniyor ki kadınların gelin olduktan sonra bir süre sonra konuşmaları yasak. Hatta 30 yıl kayınpederinin, yani gelinin sesini de duymadığı zamanlar olduğunu öğreniyor. Ve işin aslında ne kadar zor olduğunu
o dönem görüyor. Sonra 1908 meşrutiyetle İstanbul'a döndüklerinde aslında öğretmenliğe başlıyor. Şimdi bu hareket içinde çalışan kadınlar hepinizin birçoğun hikayesini biliyorsunuz, okuyorsunuzdur. Ama ben gerçekten anmak istiyorum. Halide Edip, Şüküfe Nihal, Nakiye Hanım, işte Nezihe Muhittin, Fatma Aliye Nuray oturuyor onun yanında. deniyorlar. Bakın hepsi deniyorlar. 23 Nisan 1923'te seçimler tekrarlanması gerekiyor. Bunun üzerine kürsüye çıkıyor. Meclis kürsüsüne, birinci meclis, küçücük bir yer biliyorsunuz. Hilmi, Tunalı Hilmi kürsüye çıkıyor. Diyor ki, biz diyor kadınlara da seçme hakkı verelim. Var ya mecliste masa kalmıyor. Bütün erkekler diyor ki kadınların ne işi var? Böyle bir sistemden bahsediyoruz. Ve bunun üzerine Nezihe Muhittin diyor ki o zaman diyor biz parti kuralım. Ve 13 Haziran 1923'te hepinizin bildiği gibi isimlerini okuyacağım. Nesime İbrahim, Nimet Rümeyda, Zeliha Hanım, Faize Emrullah, Latife Bekir, Şüküfe Nihal, Muhsine Salih, Matlube Ömer hep birlikte mektuplarını verip Kadınlar Partisi, Kadınlar Halk Fırkası'nı kurmak için başvuruyorlar. Tabii burada bunun olmayacağını biliyorlar. Yani çünkü kadınların bir vatandaşlık hakkı bile yok o dönemde. Ama ne yapıyorlar? Propaganda yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Bunun bir öncül olduğunu biliyorlar. Büyük bir cesaretle bunu yapıyorlar. Tabii İçişleri Bakanlığı'ndan en sonunda şöyle bir şey geliyor. Diyorlar ki şu an seçme hakkınız yok, durun. Şimdi o dönemde yine gazeteleri okuduğunuz zaman kadınlara diyor ki bazı mebuslar, ya bunlar seçme hakkı istiyorlar, çok yiyorsa eğer asker olsunlar. Ve Kadınlar Halk Fırkası'nın 8. maddesi şudur, kadınlar askere gider. Bunu da koyuyor Nezihe Muhittin, sırf şey olmasın diye, laf gelmesin diye. Sonrası bu yüzden de eleştiriliyor. Canım diyor, kadının askerde ne işi var, bunu nasıl koyarlar maddenin içine, bundan eleştiriliyorlar. Hani bir şey bulmak gerekir ya. Sonunda bildiğiniz, hepinizin bildiği gibi Türk Kadınlar Derneği'ne dönüşüyor olay. Orada da işte Sabiha Sertel, Selma Rıza çok önemli bir şahsiyet, Ahmet Rıza'nın kız kardeşi, Paris'e gidiyor. İşte İttihat Terakki'nin ilk kadın kurucusu. Paris'te gazetecilik yapıyor, Sorbonne'da okuyan ilk Türk kadını. Sonra Kadınlar Birliği'nin komisyonlarında çalışıyor. Seçme hakkı için Feracelli oluyor sonradan soyadı. Aliye Esat, Nigar Şevki, Neciye Feham, Rezan Emin, Safiye Ali, Nebihe Necmettin, Güzide Osman. Tabii burada bir de Latife Hanım'ı unutmamamız gerekiyor. Latife Uşaklıgil. Atatürk de sonuçta bulunduğu ortam itibariyle atarki bir toplumda yetişmişti. Yani bu kadar devlet, memleket meselesi hakkın zamanında kadınlar için çok da düşünememiş o zaman için olabilir ama arkasında bir süfrajet vardı. Latife Hanım kendini süfrajet diye tanımlıyordu. Ve o dönem biliyoruz ki Kadınlar Birliği'ne çok destekleri oluyor. Hatta boşanmalarında bunun bile vesile olduğu söyleniyor. Kadınlarla ilgili aşırı fikirlerinden dolayı olduğu söyleniyor. Bunu da anmadan geçmek olmaz. 1925'te boşalan mebus oluyor, boşalan yerler oluyor. Hemen Halide Edip ve Nezihe Muhittin aday oluyor. Diyorlar ki ya nereye? Sizin seçme hakkınız var. Olsun diyor, biz adayız diyor. Bütün gazeteler yazılıyor. 1927'de tekrar aday oluyorlar. Hala seçme hakları yok. Olsun diyorlar, biz adayız diyorlar. Biz Kadınlar Birliği'nin adayıyız diyorlar. Gene olmuyor. Bu sefer ne yapıyorlar? Olmuyorsa diyorlar ki biz de feminist erkek aday çıkarırız diyorlar. Kenan Bey çıkıyor aday olarak kadınlar adına. Ama tabii o dönem bunun gazetelerde o kadar çok karikatürleri, şeyleri çıkıyor ki yani özellikle Kenan Bey'i mahvediyorlar ve çekilmek zorunda kalıyor. Ve ondan sonra tabii Türk kadını nasıl olmalı tartışması başlıyor. Bu arada Nezihe Muhittin'e bayağı bir baskı yapılıyor. Davalar açılıyor Kadınlar Birliği'nden, yani çok uzun meseleler. Ama şöyle bir şey de anlaşılıyor. Diyorlar ki Türk kadını iyi evlatlar yetiştiren, iyi nesiller yetiştiren, böyle askerlikmiş, maskerlikmiş, süfrajetmiş böyle şeylerle asla kata alakası olmayan
okey bu şekilde seçme seçilme haklarını alabilirler diyorlar. Bir anlaşma, yani ona Deniz Kandiyoti'nin ataerkil pazarlık dediğimiz şeyi yapıyorlar. Ve bir şekilde ilk önce işte 1930'da şehir meclislerine giriyorlar. Hasanen Alam, Benal Nevzat Hanımlar, Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan Rana Saniyaver, Seniye İsmail Hanım, Ayşe Remzi Hanım, Nakiye Hanım, Latife Bekir. Bunlar ilk meclis üyesi olan kadınlar. Daha sonra ilk belde belediye başkanı oluyor Sadiye Hanım 1932 yılında. Ve 1933'te ilk muhtarımız Gülesin, hepimizin bildiği gibi. Ve 1934'te seçme seçilme hakkı, evet, büyük kutlamalarla yapılıyor. Kadınlar bunu elde ediyorlar. Ama asıl bu işe gönül veren insanları biraz da unutarak, tarihten silmeye çalışarak maalesef. Ama olsun, onlar hiç küsmüyorlar. Biraz önce seyrettiğimiz filmde Nezihe Muhittin ölmeden biraz önceki konuşması. Yani onun için bu yolu açmak önemli. Bir daha zaten asla aday olmuyor. Ve 1935 seçimlerinde 18, yani ilk önce 17, sonra 18. kadın meclise giriyorlar. Bu kadınların 16'sı iyi eğitimli öğretmen, belli kesimlerden geliyor ama hepsi farklı illerden. Bir Satı Hanım var, o da Atatürk'ün isteğiyle Anadolu'yu temsilen olsun diyor. Bir de Balıkesir'den Sabiha Gökçül çiftçi, o milletvekili oluyor. Gerisi işte belli zaman kadın hareketinde olmuş kişiler oluyor ve bu şekilde biz bugünlere geliyoruz. Şimdi ben böyle bu konuları çok çalıştığım için size böyle bir girizgah yapma isteğinde bulundum. Çünkü şimdi bugünü konuşacağız. 87 yıl sonra çok ileri gittik mi bütün bunlardan? Biz kadınlar bugün Nezihe Muhittin'in gösterdiği cesarete sahip miyiz? Aynı örgütlülükte miyiz? Aynı şeyleri göze alabilir miyiz? Bunu tartışacağız. Ben şimdilik sözüm burada bitiriyorum. Birazdan başkanlarımızla bir arada olacağız. Hepinize geldiğiniz için tekrar teşekkür ederim. Teşekkürler Banu Hocam. Ve konuşmasını yapmak üzere sahneye Kadın Adayları Destekleme Derneği Genel Başkanı Nuray Karaoğlu'nu davet ediyorum. Yer değiştirebiliriz. Problem yok. Gerçekten. Hayır, lütfen buyurun. Ama siz ev sahibisiniz. Buyurun hocam. Evet. Tabii tabii, buyurun. Ben burada beklerim gerçekten. Evet, çok değerli başkanlar, kıymetli meslektaşlarım, sevgili öğrenciler. Bugün çok önemli, keyifli, güzel bir günde. Çok başarılı kadınları ağırlıyoruz üniversitemizde. Öncelikle tabii bu konuşmalar, biz sizlerle çok beraberiz. Bu açılış konuşmalarında da her zaman söylerim. İşin bu tarafta otursaydık daha uzun ve detaylı konuşurduk ama bu tarafta olunca açılış konuşmalarında hem kıymetli konukları bekletmemek için hem de çok böyle minik bir iki başlıkla toparlamayı seviyorum. Yıllardır da öyle yapıyorum açılış konuşmalarında, hem sıkıcı olmamak için hem de gerçek astrolistlere sahneyi bırakmak için. Çünkü söz bugün onlarda, onların anlatacağı çok daha kıymetli, çok daha önemli bilgiler, hem yaşanmışlıklar hem de gelecek perspektifini oluşturma bakımından çok değerli sözleri olacak. Tabii hem 5 Aralık Dünya Kadınlar Günü, hem Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını kazanmasının 87. yıl dönümünde bir geçmişe bakıp, şöyle geçmişe dönüp, çok fazla değil ama bir iki sözde toparlamaya gayret etmem, arzu ettiğim, istediğim önemli bir iki söz var aslında.
Şu, şimdi 1923 yılı 12 milyon civarı bir nüfus. Evet, ilk nüfus sayımı 1927'de yapılıyor. Tahmini işte 13,5-13 milyon 700 bin civarı bir nüfus. 1923'lerde 11,5-12 milyon olduğunu tahmin ediyoruz. Ve 623 yıllık bir imparatorluğun mirasını, bakiyesini üzerinde tutan Türkiye Cumhuriyeti kuruluyor. Dediğim gibi 12 milyon, 11,5, 12 milyon nüfusla %10'u okuma yazma oranı ve sıfırdan yani 1923 yılında birçok Avrupa, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk yaptığı birçok devrimin, birçok yeniliğin, dönüşümün ilk sıralarını aldığı Türk kadınına seçme ve seçilme hakkında birçok Avrupa ülkesinden çok daha önce 1934 yılında Türk kadınına, Türk toplumuna armağan ediyor. Çok önemli. Bugün de baktığımız zaman hani herkes böyle konuşmalar yaptığı zaman bugün de tek erkek konuşmacı olarak aslında mümkün olduğu kadar kısa kesmeye çalışıyorum. Hep her başarılı erkeğin arkasında işte bir kadın vardır falan derler. Ben tam tersi her başarılı erkeğin yanında bir kadın, her başarılı kadının yanında bir erkek vardır. Bu ayrımı sabahla akşam gibi, geceyle gündüz gibi ayrım yapmadan söylememiz lazım. Hani o ayrımcılığı aslında ilk önce dilde, daha sonra ilk önce yürekte çok pardon, daha sonra dilde ve en önemlisi daha sonra bunu davranışta gösterebilmemiz gerekiyor. Ve bugün baktığımızda işte eğitimden sağlığa, yasama yürütme, yargıdan siyasete, toplumun gelişmesine, ilerlemesine katkıda bulunmaya çalışan çok başarılı kadınlar, akademiden iş hayatına kadar, inovatif fikirlerden yenilikçi düşüncelere kadar. Bugün de bu başarının somutlaşmış örnekleri, hem de bunun Türk toplumuna, Türk siyasetine ve sivil toplum kuruluşlarında topluma bu değerli fikirleri aktaracak, harekete geçirecek, sadece sözde değil, bunu harekete geçirecek çok değerli aktivist siyasetçilerle birlikteyiz. Onun için ben tekrar hem değerli misafirlerimize, hem bu organizasyonu düzenleyen Banu Hoca'ya, hem çok değerli öğrencilerimize ve meslektaşlarımıza tekrar hoş geldiniz diliyorum. Sağlıklı, mutlu, güzel günler dileyerek çok keyifli bir panel öncesi sizi tekrar buraya davet ediyorum. Evet, Hayvansaray Üniversitesi'nin değerli temsilcileri ve değerli öğretim görevlileri, sevgili konuşmacılarımız ve kıymetli Hazirun, herkese merhaba demek istiyorum. İki gün önce Türk kadınları için çok önemli bir günün yıl dönümüydü. 87 yıl öncesine bizi götüren ve tekrar tekrar kendini yeniden üreten eşitsizlikleri yaşadığımız, hissettiğimiz, üzüldüğümüz ama aynı zamanda da sevindiğimiz bir yıl dönümünü yaşadık. Ben sözlerime başlamadan evvel size kısaca Kader'i tanıtmak istiyorum. Kader, Kadın Adayları Destekleme Derneği. Ne yapar? 1997 yılında kuruldu. 18 öncü kadın tarafından kuruldu. Dönemin feminist akımıyla, ikinci dalga feminist akımıyla kurucu başkanımız rahmetli Şirin Tekeli Fransa'dan geliyor ve işte İstanbul Üniversitesi'nde çalışmalarını yapmaya başlıyor. Diyor ki ben tezimi kadın üzerine, kadın ve siyaset üzerine yazacağım. En yakın arkadaşları dahil olmak üzere hepsi kendisiyle tabiri caizse dalga geçiyor. Hani ne demek? Bir kadın üzerine tez mi yazılır? Bu 80'li yıllardan kesitti. Kendisi ısrar ediyor, tezini de bu şekilde oluşturuyor ve daha sonra da 97 yılında Türkiye'de siyasette kadının görünmez olmasından yola çıkarak daha çok kadının karar alma mekanizmalarında olması adına bu derneğin kurulmasına öncülük ediyor. 97 yılından bugüne çok yakında 4 Mart'ta çeyrek yüzyılımızı geçirmiş olacağız. Kader 25 yıldır tüm karar alma organlarında daha çok kadın olması adına mücadelesini sürdürmekte. Evet, geriye dönüp baktığımızda biz 25 yılımızı geçirmişiz ama iki gün önce 87 yıl geçtiğini öğreniyoruz. Kadınların karar alma mekanizmalarında biz de varız diye seslenmesinin üzerinden.
ne makus bir talihtir ki. İnsanlar artık Mars'a gitmenin planlarını yaparken biz kadınlar hala daha biz buradayız diyoruz. Bizim de sesimizi duyun. Bu sandalyelerin yarısı bize ait diyoruz. Bu hiç bize reva bir şey değil. Ama hiç yılmadığımızı da görüyorsunuz. Nezihe Muhittinlerden bugüne kadar kadınlar yalnızca Osmanlı tarihinde değil, dünya tarihinde de çok büyük bedeller ödediler. Sevgili Banu Hocam bahsetti Nezihe Muhittin'den ve birçok kadından, Fatma Aliyeler'den, Selma Rıza Feraceli'den. Ama ondan önce dünya tarihine baktığımızda, Fransız devrimine gittiğimizde, daha da eskiye gidebiliriz aslında. Eski Yunan'da da kadınları hep görmezden gelmişler. Yani bu eşitsizlikler çok derin ve çok uzun yıllara dayanıyor, yüzyıllara dayanıyor. Fransız ihtilali sırasında Olympe de Gouges diye bir kadın çıkıyor ve diyor ki biz de varız, bizi de görün. Madem diyor giyotine çıkma hakkını, o giyotinin bir kürsüsü var ya, çıkma hakkını biz kadınlara veriyorsunuz. O zaman kürsülere de çıkma hakkını bize vermelisiniz. Erkekler oturup düşünüyorlar, ha yani bir hak istiyorsanız tabii diyorlar ve onu doğrudan doğruya giyotine gönderiyorlar. Olympe de Gouges hayatını kadınların eşitliği için maalesef feda ediyor. Ve 1789 ihtilali sırasında eşitlik, kardeşlik, barış, işte herkes sokaklarda. Kadınlar erkeklerle beraber sokaklarda hak arıyorlar. Sonunda bir bakıyorlar ki aslında bu söylenen eşitlik, kardeşlik ve barış yalnız erkekler içinmiş. Kadınları hiç dahil etmemişler. Oradan mücadele devam ediyor ve bir kadının İngiltere'ydi değil mi Banu Hocam? Prensin atının ayaklarının altına kendisini atmasıyla bir kadın daha can veriyor. Neden? Seçme ve seçilme hakkı kadar. Erkeklerin neredeyse yüzünü yıkadığı, yemek yediği kadar doğal hakkı haline gelmiş en tabii insan hakkını elde etmek için hayatını veriyor. Onun için dedim, bunlar bize reva mı? Aramızda bu koltuklarda oturan erkekleri görüyorum ve çok da mutlu oluyorum tabii ki. Çünkü biz kadınlar bu yolculuğumuzu, eşitlik talebimizi bizi destekleyen erkeklerle birlikte sürdüreceğiz. Birçok erkek de böyle bir ortamda bulunmayı tercih etmiyor aslında. O kadın hakkı da neymiş diye. Gelelim Osmanlı dönemine. Yine Banu Hocam çok uzatmadan ben ona referans vererek söylemek istiyorum. Nezihe Muhittin'den bahsetti. Nezihe Muhittin'in bu haklı ses çıkarışı kendisinin hayatının bir akıl hastanesinde son bulmasına neden oluyor. Hakim iktidar ve erkek egemen yapı, patriyarkal yapı onun üzerinden gerçekten bir buldozer gibi geçerek yok ediyor onun hayatını, ideallerini. Ve derken yine Banu Hocam'ın dediği gibi işte 1930-35 kadınların seçme ve seçilme haklarını bu büyük mücadele tarihinden geçerek elde etmeleriyle meclise 18 tane kadın girmiş oluyor. Hiçbir şey biz kadınlar için çok klasik bir sözümüzdür bizim altın tepsiyle bize sunulmadı. Evet, Atatürk'ün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncü ve aydınlanmacı zihniyete sahip ekibiyle birlikte desteklediği bir oluşumdu bu. Ama kadınlar gerçekten çok büyük bedeller ödediler. Yine biraz önce söylendiği gibi kadınların sesleri bile kabahat. Günümüzde de aslında giydiğimiz eteğin boyu, pantolon mu giydik, dar mı giyindik, kırmızı ruj mu sürdük, çok mu kahkaha attık hamileyken sokaklara mı çıktık? Bunların hepsi hala daha böyle bir ayrımcı zihniyetle kadınların üzerine etiket olarak yapıştırılmaya çalışılmıyor. İşte kaderin yıllardan beri mücadelesi bu temele dayanıyor. 97 yılında başlayan mücadelemiz
Meclise %4,5 oranıyla katılan 18 kadın milletvekili, yıllar geçtikçe Türkiye'deki siyasi konjektür, hakim zihniyete göre 0.5'lere kadar iniyor. Ve 97'de kader kurulduktan sonra tekrar %4'lere doğru yükseliyor. Gelelim 2021 yılına. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde aramızda siyasi partilerden temsilci sevgili arkadaşlarımız var ve çoğunu da çok iyi tanıyorum. Derneğimize üye olanlar da var. Biz o yıllar %4,5'la başlayan serüvenimizi bu dönemde maalesef %17,2 temsil oranıyla mecliste olduğumuzu görüyoruz. Bakın 1935 yılında biz kadınlar meclise seçme ve seçilme hakkını elde ettiğimiz zaman Finlandiya'dan sonra ikinciydik, biliyor musunuz? Bugüne gelelim. Finlandiya bugün %40,6 oranında mecliste kadınları temsil ediyor. Ya da kadınlar kendilerini mecliste temsil ediyor. Buralarda bir yanlışlık olduğunu hep birlikte görüyoruz. Kader çalışmalarını bu eşitsizliği yok etmek adına mücadeleyle kendi bünyesindeki arkadaşlarıyla sürdürüyor ve yalnızca millet meclisinde değil, belediyelerde, yerel yönetimlerde, belediye meclis üyeliklerinde, belediye başkanlıklarında, muhtarlıklarda daha çok kadın olması adına çalışmalarını sürdürmekte. Ne yapıyoruz bu alanda? Hemen hemen her yıl gelenekselleşmiş hale gelen siyaset akademilerimiz var. Siyasete ilgi duyan kadınları siyaset akademisinde çağın gerektirdiği birçok konuyla ilgili destekleyerek onların daha güçlü siyasette kendilerini var etmelerine yardımcı oluyoruz. Yakında zannediyorum 2022 yılının ilk 3 ayı içerisinde yeni bir siyaset okulumuz tekrar başlayacak. Eğer seçimler yerel seçim dönemi ise, mesela bundan önceki son yerel seçimde Kader kadın muhtar adayları ile ilgili çalışmaya karar verdi. Çünkü Türkiye'de 50 bin küsur muhtar içerisinde yalnızca 674 tane kadın muhtar vardı son seçim öncesi. 50 bin küsüre 674 kadın muhtar. Oysa bu alanlar kadınların çok rahat görevlerini yapabilecekleri ve mahalleliğe çok rahat ulaşabilecekleri görev alanları. Kader çalışmaya başladı. Seçimlerin sonucunda 1071 kadın muhtar oldu. Daha da çok arttıracağız bu sayıları. Ama bunun bilmeliyiz ki bir zihniyet dönüşümü meselesi olduğunu hiç aklımızdan çıkartmamamız gerekiyor. Önce geleneksel, patriarkal zihniyet dönüşümlerinin gerçekleştirilmesi gerekli. Bütçe çalışmaları yapıyoruz yerel yönetimlerle, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme. Aslında bütçeler siyaseti doğrudan doğruya etkiler ve siyasi kararlarla kamusal kaynaklar yönlendirilir. Ve toplumların hayatını değiştirmekte ve dönüştürmekte de çok etkili bir araçtır. Bunun için bazı belediyelerle, bütün birimleriyle toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme kalemlerinin yer alması için uzun soluklu çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yayınlar çıkartıyoruz ve toplumsal konularla ilgili aynı zamanda farkındalık çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Ben sözümü daha çok uzatmak istemiyorum çünkü asıl söz bugün siyasi partilerden temsilci kadın arkadaşlarımızda. Onlar da kendi yaşanmışlıklarından mutlaka örnekler verecektir. Ancak biz kadınlar şunu çok iyi biliyoruz ki bizlerin olduğu bir hayatta daha iyi bir yaşam mümkün olacaktır. Eğer o karar alma mekanizmalarında biz kadınlar olarak görev alabilirsek, yetkili olursak, cinslere göre herkesin ihtiyacını görerek, bütün topluma eşitliği yayarak
daha başarılı sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz. Yalnız bu sözüm şöyle anlaşılmasın. Kadınlar erkeklerden daha başarılıdır. Kadınlar erkeklerden daha iyi çalışır. Ve onların akıl edemediği birçok şeyleri yapar. Daha namusludurlar, daha etikler. Bu dahalar aslında bizim hep itiraz ettiğimiz ayrımcı dile hitap ediyor. Hayır, bizler de erkekler gibi bir insanız. Kadınların da defekleri olabilir, eksiklikleri olabilir, ulaşamadığı, akıl edemediği şeyler olur. Ama biz biliyoruz ki kadınların neye ihtiyacı olduğunu ancak biz biliriz. Erkekler bizim adımıza söz söylememeleri gerekiyor. Bugün hapishanelerde pet bulamayan kadınlara ücretsiz pet dağıtımını ancak bir kadın akıl edebilir. Bunu bir erkek aklı akıl edemez. Ya da evinde su tesisatı olmadığı için sokaktan su taşımanın zorluğunu ancak bir kadın bilebilir. Ya da çalışmak zorunda olan bir kadının aslında evdeki çocuğunu bir kreşe bırakmak ve ancak o sayede çalışabilmesinin mümkün olduğunu bir kadın akıl edebilir. O yüzden biz diyoruz ki meclisteki sandalyelerin yarısı bizimdir. Sıkı durun, biz geliyoruz. Teşekkür ederim. Sayın Rektör Yardımcımız Profesör Doktor Barış Bulunmaz'a ve Kader Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sırada değerli konuklarımız ile panelimizin ikinci oturumu var. Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Doktor Öğretim Üyesi Zeynep Banu Dalaman moderatörlüğünde sayın konuklarımızı sahneye davet ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Yeşim Ağırman, diğer konuklarımızla devam edelim. Demokrasi ve Atılım Partisi İstanbul İl Kadın Çalışmaları Başkanı Bahar Kayserlioğlu. İYİ Parti İstanbul İl Kadın Politikaları Başkanı Avukat Füsun Mehlikat Hoca. Gelecek Partisi İl Kadın Kolları Başkanı Pelihan Tova'yı lütfen sahneye davet ediyorum. Hallettik şimdi, tamam. Siyasette temsille ilgili sorunumuz var. Türkiye olarak siyasete sorunumuz var. Bunun çok çeşitli sebepleri de var. Bunları konuşursak uzun uzun diye uzar. Ama bu şu anlama gelmiyor. Bizim nezdiye muhitimlerden itibaren kadın gücümüzün azaldığı anlamına gelmiyor. Çok değerli kadınlarımız var. Gerçekten Türk kadını
hem eğitim hayatında, hem iş hayatında, hem de böyle işle evi bir arada götüren kadın o kadar çok var ki Türkiye'de. Fakat siyasetle aramızda nedense böyle bir şey var, bir kopukluk var. Erkekler sanki bırakmak istemiyorlar koltuklarını. Ben daha önce bir yine böyle bir toplantıda moderasyon yapmıştım. O zaman sevgili Meral Akşener meclis başkanıydı. Fatma Şahin de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanıydı. İkisi denk geldi, ikisini birden ağırladım. Yani ikisi ardı ardaydı, denk geldiler. O zaman sevgili Meral Başkan demişti ki, ben tabii oralarında oturuyorum. Şimdi diyor senin için biz yer ayırdık Banu. Ama inan o sana ayırdığımız yerde 150 tane erkeğin gözü var. Biz senin için onu koruyamayız. Şimdi kotalar konuyor. Bir takım sistemler geliştiriliyor ama o sistemlerde de hep erkeklerin gözü var maalesef. Yani hani kendi yerli alanlarında bir yarış değil, kendi aralarında yarışmaları gerekirken erkek erkeğe hep nedense kadınların alanlarında gözleri. Bunu bir çözmek lazım gibi geliyor. Şimdi ben sırayla başkanlarıma söz vereceğim. Ve kendi partilerindeki durumu anlatacaklar. Bir gelecek vaat ediyor mu bize kadınların durumu partilerinde? Alfabetik olarak gidiyorum. Sevgili Yeşim gelemediği için Bahar Kayserilioğlu'yla DEVA Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi. Peki. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Ben siyasetin içinden gelmiyorum. Ben elektronik mühendisiyim. İTÜ'den mezun oldum. Sonrası Amerika, arkasından iş yaptım. Yani uluslararası şirketlerle çalıştım 10 sene. Sonrası kendi işimi kurdum ve girişimcilik alanında kendi işimi yapmakta idim. 3 dönemde de Kadın Girişimciler Derneği'nin yönetim kurulu üyeliğini ve başkan yardımcılığını yaptım. Dolayısıyla hani Anadolu'yu da dolaştım, kadınlarla beraber de oldum ama ben siyasetin içinden değil, iş kadını şapkamla ve aynı zamanda sivil toplum şapkamla ve de Özyeğin Üniversitesi'nde ders verdiğim için bir de öğretim üyesi şapkamla hayatıma devam eden bir kadınken, iki de kız büyütmüşken, dedim ki memleketin ihtiyacı var ve bir şeyler yapmam lazım. Dolayısıyla bir şeyler yapmam lazımdan yola çıkan bir siyasi oluşumun içine girdim. DEVA Partisi'nin içine girdim. Aşağı yukarı bir buçuk sene oldu ben DEVA Partisi'ne katılalı. Yani kuruluşundan 3-5 ay sonra girmiş oldum. Şimdi hani siyasetin kadınlara ihtiyacı var diye girdim. Kesinlikle bu cümle üzerine girdim. Ve bizler uzak kaldıkça aslında o işte koltukların hep erkekler tarafından doldurulduğunu da gördüm daha önceki yorumlardan ve gelen bilgilerden. Çok şükür ki hani bu bir buçuk senelik süre içerisinde öyle bir şeyle karşı karşıya kalmadık. Çok özür dilerim. %35 kota konduğu için, yani niye bir siyasi partiye girdim? %35 kadın kotası ve parite bizim hedefimiz dediği için, %20 gençlik kotası koyduğu için, %1 engelli kotası koyduğu için dedim ki evet, eğer kadınlara bu değer veriliyorsa, eğer kadınların yeri, %35 kotalık yeri en azından erkeklerle doldurulmuyorsa, tamam ben burada bir şeyler yapabilirim diye düşündüm. Şimdi gördüğüm kadarıyla evet %35'i buluyoruz. Yani ben buraya bir başarı hikayesi anlatmaya falan da çıkmadım bu arada. Yani öyle anlatılacak Türkiye'de öyle bir hikaye yok yani. Dolayısıyla ben şimdi hani kendi gerçeğimden yola çıkarak siz konuşuyorum. Siz zaten DEVA Partisi olarak kurucular kurulundan başlayarak bir parti yönetiminde %35 kutusu koyduk. Uygulayabiliyor musunuz? Uyguladık. Ankara'da uygulandı, İstanbul'da. Önemli bir gelişme mesela. Evet, yani bu gerçekten önemli. Yani İstanbul'da 18 kadın varız, yönetim kurulu 50 kişi. 50 kişinin içerisinde 18, %36. Bu tamam. Yeri azaldıkça yerine koyuyoruz. Yani bu çok kesin. Yani Ali, bir kadının yeri bir erkekle doldurulmuyor. Hayır, doldurulmuyor. Ali Babacan'ın kesin talimatı var. Talimat derken yani kesin bir duruşu var orada. Diyor ki koltuk boş kalacaksa boş kalacak. Kadın alana kadar o koltuk boş kalacak. Bu çok önemli bir şey. Şimdi bunlara inandığım için buradayım. Yani bu mücadeleye hep beraber devam etmek zorundayız. Bu mücadele kolay bir mücadele değil.
Kadınlar siyasete alışkın değil, siyasetin diline alışkın değil. Kadın belki halk şey içerisinde, yaşam içerisindeki geri çekilmelere alışkın olabilir ama siyasetin içinde farklı bir dil var, farklı mücadeleler var. Buna alışkın değil. O zaman kadın şunu diyebiliyor. Ya ben hem eve bakacağım, yani para kazandığınız bir iş değil bunlar. Hani iş hayatında hiç olmazsa ayın sonunda bir para giriyor cebinize, bir şeylere katlanabilirsiniz. Ama şeye baktığınız zaman, siyasi hayata baktığınız zaman, yani yerine göre cebinizden de verdiğiniz, para kazanmadığınız, zamanınızı harcadığınız ve bunun karşılığında belki hoş olmayan davranışlarla karşılaşabildiğiniz, özellikle sahaya çıktığınızda toplumun reaksiyonu olarak bu tür şeylerle ben niye yaşayayım diyebiliyor. Onun için hani ben gerçekten buraya hani bir başarı hikayesi yerine tam tersi hep beraber kadın adına ne yapabiliriz? Yani bizler siyasete girdiysek herkes girebilir. Yani ben bu cesaretlendirmeyi de vermek için buradayım. Kızlarıma da aynı şeyi söylüyorum. Okullarda benim telefon çalıyor bu arada. Çok özür diliyorum. İlaç saatim olarak çalıyor. Yoksa kapalı telefonum. Şimdi rehberlik hocaları çağırdığında kızımla ilgili iki kız büyüttüm. Lisede işte ne olabilir? Sizce çocuğunuz ne olabilir? İşte rehberlik psikolojik hocaları biliyorsunuz kişilik analizleri yapıyorlar. Ben düşündüm ve dedim ki yani hocam dedim yani bir yönetsel şeyi var çocuğumun. Ben bakan da olabileceğine inanıyorum. Belediye başkanı da olabilir benim kızım. Milletvekili de olabilir. Cumhurbaşkanı da olabilir dedim. Öğretmen baktı bana bir. Dedi ki ilk defa bir anneden böyle bir şey duyuyorum. Niye olmasın ki dedim. Yani hep doktor, mühendis mi diyeceğiz? Biraz da politik hayatları da söyleyebiliriz. Şimdi aslında buradan başlıyor. Yani annelerin de belki bunu söylemesi lazım. Benim babam siyasetin içinde bir kişiydi ama bana her zaman derdi ki aman kızım siyasetten uzaktır, rahmetli. Ama ben siyasetin içine girdim bir şekilde yani. Böyle doğru olduğunu düşündüm. Girmem gerektiğini düşündüm ve girdim. Kadınlar olarak da birbirimizi son derece destekleyen bir ortamdayız. Erkekler olarak da özellikle partinin kuruluşundan itibaren yani belki yeni parti olmasında etkisiyle kadınların desteklendiği bir ortamdayız. Ben tabii hani bu partiye girmemde bir sebep daha var. Kabiler zamanında biliyorsunuz G20 toplanır. G20 toplandığı zamanlarda hep işte toplumsal şeyler konuşulur ama kadın konusu yoktur. Kadına özel bir alan yoktur konuşulan. Ali Babacan o dönemde W20 dediğimiz Women 20'yi oluşturdu ve 3 tane kadın derneğini buraya birleştirdi ve başına da KAGİ'leri koydu. Kadın Girişimciler Derneği. Yani bizim ne AK Parti'yle bir işimiz vardı, ne devletle öyle bir durumumuz vardı, hani bir yakınlığımız vardı ki devlete yakın olan başka sivil toplum örgütleri varken bizi koyması bizim takdirimizi almıştı, gerçekten almıştı. Yani kadın adına böyle bir hareketin yapılmış olması da benim gözümde Ali Babacan'ı bir yere koyuyordu. Dolayısıyla bütün onları düşündüğümde evet kadın adına burada bir şeyler yapılabilir, toplum adına bir şeyler yapılabilir, gençlik adına bir şeyler yapılabilir diye girdim. Ve şu anda da bu İstanbul İl Kadın Çalışmaları Başkanıyım. İl Kadın Çalışmaları Başkanı olarak da bütün ilçelerde, bütün kadınlarla kol kola, el ele, hep beraber o kız kardeşliği oluşturarak, ilçe başkanlarıyla özel konuşarak, toplantılar yaparak, oradaki kadınların da tutundurulması ve çoğalmasıyla ilgili programlar yapıyorum. Niye bunu böyle söylüyorum? Çünkü bizde hani kadın kolları ayrı bir yapı değil. Ayrı bir yapı olduğumuzda belki kolay işimiz. Bilmiyorum yani bunu diğer arkadaşlarım daha iyi söyleyecektir. Ama biz ilin bir parçasıyız, biz ilçelerin parçasıyız, biz yönetim kurulunun parçasıyız. Bu da bir farklılık Deva Partisi adına. Yani bizim oy hakkımız var yönetim kurulunda, sandalyemiz var yönetim kurulunda. Biz il delegesi olabiliyoruz, biz seçilebiliyoruz. Dolayısıyla biz o aynı yapının içindeyiz. Şimdi tabii ben siyasi ortamdan gelmediğim için bu kadar bilmiyordum bunun farkını.
kolları daha iyi anlatabilirler ama başka partilerden gelen arkadaşlarım bunun daha farklı olduğunu söylemişlerdi bana. Onu ben diğer arkadaşlarıma bırakayım. Herhangi bir eleştiri ya da şey yapmak amacıyla söylemiyorum. Şimdi Deva Partisi'nin İstanbul İl Kadın Çalışmaları var. Evet. Her ilçede de her ilçede bizim aynı şekilde peki, ilçelerin yönetim kurulu içinde kadın çalışmaları var. Çeşitlilik var mı? Farklı sesler var mı? Mesela mülteciler var mı? Atıyorum yani. Ya da işte çalışan kadın, işçi kadın yani bir çeşitlilik arz ediyor mu? Yoksa hani kulüp gibi mi? Kulüp gibi mi? Diğer top grubu gibi değil. O da olabiliyor tabii yani. Değil. Şöyle çiziyor. Şimdi analitik bakan bir partideyim. Ben de mühendis olduğum için biraz o bana hitap ediyor diyeyim. Şöyle bir şablon verdiler. Ben aynı zamanda İstanbul'un kurucu başkanlarındanım. Dolayısıyla bütün üçüncü bölgeyi yapılandırdım. İlçe başkanlarını seçtim. Şöyle bir şablon geldi elime. Dediler ki bakın %40'ı hiç siyasetle uğraşmamış olsun gelenlerin. İkinci kriteriniz o ilçenin demografik yapısına bakın. En fazla hangi yerden göç almışsa. Kastamonu mu, işte neyse hani nereliyse seçime hak olmak zorunda olduğu için diğer ama göçmenleri sayamıyorum. Ama hangi illerden aldıysa lütfen onların demografisini aynı şekilde yansıtın. %20'sini genç koyun, %1'ini engelli koyun. Bunu elimize verdiler. Hiçbir parti ağırlığı %20'yi geçemez dediler. Bizim kriterlerimiz bunlar. Böyle bir kağıt geldi elimize. Ben oturdum, bütün başvuruları tek tek görüşerek 3. bölgede oradaki ilçeleri yapılandırdım. Bu da güzel bir şey çünkü orada bir de böyle bir şey vardı. Yani ben şunu diyordum, ya ben iş hayatından geldim, siyasetin içine girdim bir kadın olarak. Bak bana mazbatamı verdiler, dediler ki al sana 3. bölgeyi bir kadın olarak bana teslim ettiler. Biz hatta 3 kadındık. 3 kadın olarak biz bu... Üçüncü bölgeyi biliyor musunuz nereler? Bağcılar ve Silivri'ye burası kadar olan tüm bölge. En çok göç alan bölge bu arada diğer illerden. En karmaşık bölge. Esenciles denen Esenyurt'un olduğu bölge. Dolayısıyla dedim ki ya bakın güvene bakar mısınız? 3 tane kadına verdiler ve biz burayı yapılandırıyoruz. İlçe başkanlarını seçiyoruz. Bu çok önemli bir şey. Yani kadın başkan seçiyoruz. Erkeklerle mülakat yapıyoruz. Bunlar bana umut verdi. Değil mi? Teşekkür ediyoruz. Koyayım. Teşekkür ederim. Evet, şimdi Gelecek Partisi'nin durumunu sevgili Perihan Tuhay'dan dinleyelim. Kadın kolları başkan olarak değil mi? Şimdi herkes farklı alıyor. Yanlış söyleyeyim. Gelecek Partisi kadın kolları başkanı. İstanbul kadın kolları başkanı. Teşekkür ederim. Öncelikle biz de Gelecek Partisi'nde. Açık değil mi? Siz konuşun açık herhalde. Gelecek Partisi olarak aslında parti programımızda kadın demokratik ve refah bir toplumun özdesidir. O vazgeçilmez bir unsuru. Biz hani birbirine rağmen değil de birbirine bağlı olarak çalışan erkekle kadın bir arada beraber aynı yolda yürüyen bir yapı olmasını istiyoruz. Biz de Gelecek Partisi olarak başkanımız açmışken ben de onu söylemek isterim. Bizim de parti programımızda çeşitli farklılıklardan oluşturduk. Kurucular Kurulu üyesiyim aynı zamanda. Partinin genel merkez kurucular kurulu üyesiyim. İstanbul İl Kadın Kolları olarak hani başkanlığını ve yapılanmayı yapmak üzere görevlendirdim. Bizim de partimizde farklı etnik kimliklerden arkadaşlarımız var kurucular arasında. Din, dil, ırk ayırımı yapmadan güzel bir şey oluştu orada tüm işte Alevisiyle, Sunniyle, Çerkeziyle, Ermenisiyle tüm farklı gruplardan insanlar var, arkadaşlarımız var. Biz de bu şekilde kurduk partiyi. Ben siyaset olarak şeyi anlatmak istiyorum. Hayatın içinden biraz anlatmak istiyorum. Evet, kadın çok güzel şeyler verdiniz, biraz önce anlattınız. Bilgilerimiz tazelendi bu anlamda. Birçok ben kadın hayat verendir diyorum. Kadın hayat verendir. Aynı zamanda kadın güçtür aslında. Ben Türkiye'de çok güçlü kadınlar olduğunu görüyorum ve inanıyorum. Çünkü saha çalışmalarından görüyorum. Ama gizli kadın gücü var burada. Evet, siyasi engellerle karşılaşan, siyasete girmenin engellerini aşamayan kadınları görüyoruz. Müracaat ediyorlar.
geliyorlar, iki gün çalışıyorlar. Üçüncü gün eşleri tarafından maalesef engellenen kadınlarımız var. İşte geleceğim ama eşim ya da işte bir çocuk engeli çıkıyor. Anne çocuğunu okuldan alamayan, gelip bu şekilde ötelenen, mecburen arka planda kalan kadınlarımız var. Ben de siyasete çok küçük yaşta merakla başladım. Ailemde belediye başkanı, akrabam vardı. Küçükken siyasi haberlerle büyüdüm. Çok severdim siyasi haberleri. Ben şöyle söyleyeyim, İzmir, ben Bingöllüyüm bu arada. Doğu Anadolu'da o zaman tam gelişmemiş bir ilimizde doğdum. Daha sonra babam eğitimci olması dolayısıyla İzmir'in Bornova ilçesinde lise birincisiydim. İdealim tıpı okumakken bir eğitimci baba tarafından engellendik. Ama nasıl engellendik? Şimdi burada bir ayrım yapmak gerekiyor. İşte babam bir gün geldi, hanım dedi, evi topla dedi, Hakkari'ye gidiyoruz. Annem ağlamaya başladı, farkında değiliz aslında. Bey dedi, nasıl gidiyoruz dedi, işte çocukların eğitim hayatları var, kızın bir ideali var ve kız lisede okuyor. Babam şunu söylemişti, hiç unutmuyorum. Hanım dedi, işte ben dedi gitmezsem, öbürü gitmezse peki dedi Doğu'ya hizmeti kim yapacak? Ve 15 gün içerisinde benim babamın tayini de bir günde çıkan, çünkü Hakkari o zamanın o dönemde bir sürgün bölgesi olarak biliniyordu ve biz 15 gün içerisinde kendimizi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulduk. 5 yıldızlı bir okul ama okulda hiçbir öğretmen, hiçbir öğrencinin, hiçbir şeyin personelin ve öğretmenin olmadığı 5 yıldızlı bir temel yatılı ilköğretim bölge okulu. Okul 2 kilometre uzaklıkta, ders sistemi çok farklı. Uyum sağlayamıyorum çünkü sınıfta hiç kız yok. Bir ağanın kızı var, sınıftan almış. Bir polis kızı var, kızı tayini çıkmış almış ve okulda okuyan tek öğrenci kız benim. Ve şey yapıyorlar, işte sen nasıl gelirsin? Okuldan çık gelme, ama onun mücadelesini sürüyorum. Bir taraftan eve geliyoruz, evde rahatlık yok çünkü ev küçük bir ev, lojman. Yabancı öğretmenler, batıdan gelen öğretmenlerin tayini çıktığı zaman gelip istifalarını verip giden öğretmenlerle dolu bir yer. Doğuda işte görev yapma, işte şundan dolayı olumsuzluklar var, git diye istifalarını verip giden bir öğretmen kitlesi var. Biz bir taraftan ev otel gibi, bir taraftan üzülüyoruz. Bu şekilde bir hayat ve yani o dönemi anlatıyorsunuz. Bu dönemlerde de çok farkı yoktu çünkü televizyon yok, haber yok ve Türkçe eğitim yok, dil yok. Şunu yani özellikle vurgulamak istiyorum. Babam okul müdürü bir şeyini alacak, bir hanımefendi okula personel olarak alacak. Dedi ki sadece seni alacağım ama bir soru soracağım. Atatürk'ün resmi var duvarda, bunu dedi kim olduğunu bilirsen seni işe alacağım. Onda ne var dedi müdür bey, o senin baban dedi. Yani düşünün o dönem o fotoğraf karesinde bile hani aile büyüklerinden kalmış bu kadar bilmeden ama mutlu yaşıyor fakat ne siyaseti biliyor. Diğer şeyleri de bilmeyen bir insanlarla dolu. Sonra işte ne mi oldu diye sorarsanız uzatmak istemiyorum. Orada çok güzel bir öğretmen kitlesi oluştu. Gelenleri misafir ettik. Oradan evlenenler oldu. Müthiş bir yatılı bölge ilköğretim okulu kuruldu. Eğitim verildi ama tabii benim eğitim hayatım babamın Türkiye yolunda çalışmasıyla aslında benim eğitimimi engellemiş oldu. Ben ne yaptım? Daha sonra oradan biz tekrar kendi kaç yıl kaldıktan sonra memleketimize döndük. Doğum yaptım ama bir taraftan da şunu düşündüm. Burada bir şeyler yapmak gerekiyor. Türkiye'de kadının sesi olmak, kadını güçlü kılmak adına benim çalışmalarda olmam lazım. Ne yapabilirim dedim. Evet lise bitti, evlendim. Üniversite yok. Hiçbir yerde üniversite yok. Üniversite okumak için İstanbul'a gelmeniz gerekiyor, büyük şehirlere. Bu imkanım da yok. Evet ben 1999 yılında açık öğretim üniversitesine girip örgün öğretimi kazanmama rağmen çocuklarıma, iki kızıma bakacak kimse olmadığı için ben açık öğretim fakültesinin kamu yönetimi bölümünü okudum. Ama nasıl okudum? Böyle okula giderek tabii gidemiyorsunuz. Ben bu dersleri birebir öğretmenlerinden pazarda dahil olmak üzere haftanın 7 günü dershaneye kaydolarak ve özel öğretmen tutarak 4 yılı başarıyla hediyeler alarak başarıyla bitirdim 4 yılı. Tüm öğretmenlerden Avrupa Birliği'ne kadar iletişim dersleri aldım ve ben üniversitemi bitirdim. Bitirdikten sonra da siyasete atıldım.
siyasete atıldım. 18 yıllık bir siyasi çalışmam var. Saha insanıyım. Sahada çok araştırmalarım oldu kadın alanında. İlçe, 18 yıldır siyasetin içindeyim. 18 yıldır siyasetin içerisindeyim. Önce ilçede başladım. Herhangi bir adaylığınız oldu mu peki? Evet. 18 yıl boyunca önce ilçede kadın kolları, mahalle teşkilatı, ana kademe, daha sonra 2015 yılında milletvekili adayı olarak ikinci bölge Zeytinburnu'ndan adaylığımı koydum. Aynı zamanda Zeytinburnu'na ikamet ediyorum ve milletvekili adayı oldum. Oldum. Bir taraftan da ikinci üniversitemi bitirdim. Yerel yönetimler şu anda üçüncü üniversitenin ikinci sınıf adalet bölümünde halen öğrenci olarak devam ediyorum. İnşallah yüksek lisansa da devam etme fırsatı bulurum. Evet. Çünkü kadın çalışmaları yüksek lisansla ben çocuklarımdan önce üniversite sınavına girdim. Evet, genel merkez MKYK kadın kollarında 3 yıl Ege bölgesi sorumlusu olarak insan hakları ve halkla ilişkilerde çalıştım. Daha sonra partiden istifa ederek Gelecek Partisi Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'nun şeyiyle, davetiyle Gelecek Partisi Kurucular Kurulu oldu, üyesi oldum. Yani kadının, evet, kadın alanında çalışmalara çok önem verilmesi gerektiğini inanıyorum. Bizler de ilçe yapılanmalarını 26 ilçede yapılandık. İl başkanlığında biz de aynı şekilde farklı gruplardan, farklı şeylerden, sadece bir kesim yok. Ev hanımı da var, iş insanı da var, fabrikası olan da var. Tüm böyle bir karma grup yaptık. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ama dediğim gibi kadının siyasetteki rolü çok kısıtlı. Ona inanıyorum. Halen şöyle söyleyeyim. Kur'an'ın içinde, Kur'an kursuna giderken parti çalışmalarına ağırlık veren insanları gördüm. Eşine okula gidiyorum, toplantıya katılıyorum deyip siyasete gelen insanları gördüm. Yani böyle kadının gücü aslında çok güzel. Doğu'ya baktığınız zaman, Doğu Anadolu'da kadın tülbentini attığınız zaman o dama aslında çözülür. Fakat buradaki engel siyasetin önündeki engel. Bunu aşarsak, bunu hep beraber çalışmalar yaparsak bu gücün daha da ileriye gidebileceğine inanıyorum ben. Gelecek Partisi'nde böyle bir kota sistemi var mı? İşte %33 falan. Bizim şöyle kota değil, bizim genel başkanımızın istediği şu. O %50'nin üzerine bile çıkılmasını istiyor. Yani kadın oldukça, kadının daha fazla, erkek az, kadın daha fazla bir kotayla gidilmesini istiyor. Ama dediğim gibi ama biz... Ama parti tüzüğünde yok böyle. Parti tüzüğünde yok. Ama şöyle, bizim istediğimiz geliyor. Geliyor mesela kadınlar. Çalışmak istiyoruz. Dediğiniz gibi ya boşalan koltuğu tekrar çıkarken kapıyı kapar mısınız? Kadınla dolduruyoruz. Hem çıkıyorsunuz hem de kapıyı kapamıyorsunuz. Çok kızıyorum bu gençlere. Onlar da sonuçta genç biraz. Anlamışlar. Hayır, kapıyı bari kapa çıkarken. Ama yeni nesil öyle zevk kuşağı. Dediğim gibi ben seçim çalışmalarında da birçok şeylerle karşılaştım. Bunlardan birini de burada anlatmak isterim. Kadının gücünü gösterme amacıyla seçim günü ben bina sorumlusuyum. Bekliyorum, bir beyefendi geldi, yaşlı bir teyzeyi annesini getirdi. Bak dedi, ana dedi, sana dedi, dediğim gibi dedi. Dediğimi yap dedi, sakın dediğimden çıkma. Cebinden bir ip çıkarttı. Sarmış küçücük. Dedi ki bak dedi, şu ipi daha önceden oy kullanmış, iple ölçmüş annesine dediği siyasi partiyi, şuraya geliyor dedi. Bunu ölçersin, okuma yazması yok teyzenin. Buradan verirsin. He oğlu he dedi, gitti içeri. Tabii merak ettim, merakla bekliyorum. Teyze çıktı, dedi ki ana dedi, oyunu verdin mi? He oğlum dedi, verdim dedi. Peki dedi, o ipi dedi ölçebildin mi? Teyze partinin amblemini söyleyerek ben dedi oraya bastım. Ana dedi, bunun vebali çok ağırdır. Sen dedi ne yaptın dedi. Ben günlerdir dedi sana öyle şeyler söylüyorum ki dedi. Sen benim dediğimden de şaştın deyince annesi elini omuzuna koyarak bak oğul dedi. Seni yıllarca dedi ben büyüttüm dedi. Ben dedi, sen bana cahil gözüyle bakıyorsun ama ben senin gördüğünün daha fazlasını görüyorum dedi. Beni cahil zannetme dedi. Ve öyle bir hani diyaloglar, bunun gibi çok şeylerle karşılaşıyoruz. Kendi annemden biliyorum. Oy vermeye giderken hanım derdi, işte babama bey, hangi partiye oy veriyoruz? Babam derdi şuna ver, annem gider gelirdi derdi, verdim oyumu. Yani bir oy vermek, oy vermenin gerekliliğini, ne kadar önem arz ettiğini tabii bilmiyor insanlar, evet. Çoğu insanlar. Önemli olan bu oyları
hangi parti olursa olsun hiç fark etmiyor. Kadınların mutlaka siyasette yer almasını istiyoruz. İstedikleri siyasi partiye gitmesini istiyoruz. Bu anlamda da gerçekten Nuray Hanım'a çok teşekkür ederiz. Çok güzel çalışmaları var. Kadın derneklerinin, hele destek olan derneklerin bu anlamda çalışmaları da takdir edilecek çalışmalar. Bu anlamda biz de elimize ne gelirse biz de sunmaya, katkı sunmada hazırız. Buradaki önemli olan illa benim partime ya da sizin partinize gelmesi değil de kadının siyasette evet. daha fazla yer almasını ve bu tabuları yıkmasını istiyoruz. Bugün bile anneyiz. Evet ben saha insanıyım. Araba kullanamıyorum. Fobim var. Bir yere giderken 4 araçla gidiyorum. Ama şunu biliyorum. Şöyle yani şey yapmıyorum. Ya diyorum ben bir il başkanı da olsam sonuçta bir anneyim, sorumluluklarım var. Bugün bile programa gelirken evet kızlarım var. Belli bir şeyden sonra söylemiyorlar ama size şunu söylemek istiyorlar. Ya artık eve geldim beni ilgilendirmiyorsun. Hani ne yapıyorsan beni ilgilendirmiyorsun. Bize mi öyle geliyor bilmiyorum. Yüzüme karşı söylemiyorlar. Sabah bile alışverişimi yaptım. Eve geldim. Buraya geleceğim. Yani şunu diyemiyorsunuz. Ya işte sen gider misin? Aslında gider. Rahatlıkla gider ama siz kendinize hani ben güçlüyüm. Onu da yaparım. Onu da yetiştiririm. Ve kızım bana şöyle dedi. Anne dedi yumurtayı da unutmuşsun. Keşke yumurta da diye bir söylemde bulundu. Onun için bizlerin çok çalışıp partililer fark etmiyor. Kadın derneklerimizle, çok kıymetli başkanlarımızla beraber bunu yeneceğimize inanıyorum. Ben tabii burada sürece daha başka sormak istediğiniz tabii, şeyler varsa tabii Hüsnü Hanım'ı da dinleyelim, İYİ Parti'yi de dinleyelim. Teşekkür ederim. Ben çok küçük bir şey söyleyebilir miyim? Yani o üzerimize yüklediğimiz şeylere ben onun doğru olmadığını düşündüğüm için benim de hafta sonu gerçekten yoğun misafirlerim vardı. Kızım Kanada'dan kesin dönüş yaptı. Babaannesi, dedesi, abimler falan hepsi var. Pazar günü gayet güzel kahvaltımızı ettik. Ondan sonra dedim ki Defne'cim sen ne yapabilirsin akşama yemek olarak? O dedi sebze yapabilirim. Kayınvalideme döndüm. Anneciğim dedim siyaset yalnız yapılmıyor. Siz nasıl destek olabilirsiniz bana? O da dedi ki tamam yavrum ben şunu yapabilirim. Eşime döndüm. Sevgili eşim sen ne yapabilirsin? O dedi mangal yapabilirim. Süper. Çok teşekkür ediyorum hepinizi dedim. Siyasette beni desteklediğiniz için. Hepinize iyi günler. Ben kongreye gidiyorum dedim. İşte bu. Bu anlamda evet destekler. Benim anlatmak istediğim o alan değil. Zaten ben bugün siyasette bu engelleri aşıp buraya kadar gelmişsem burada en büyük güç eşimden aldım. Hani biraz önce dedim ya birbirine rağmen değil birbirleriyle beraber olan. Tabii ki. Şeyler. Biraz önce hocamız da bahsetti. Kadının arkasında değil, her kadının yanında, her erkeğin de yanında bir kadın vardır dedi. Bu anlamda hani ben bahsetmek istediğim, yanlış anlamadım. Bu anlamda değil. Hani siz kendinizi öyle hissediyorsunuz. Yoksa biraz önce de kızım mesaj attı. Anne biraz sonra yanındayım. Bu anlamda çok destekler. Zaten onların desteği olmazsa yapamazsınız. Aynen öyle. Yapamazsınız. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Evet, sevgili avukat Füsun Hoca. Evet, Füsun Mehlikası da var. Mehlika, evet, Mehlika'yı evet. Söylüyor muyuz? Nasıl arzu edersiniz? Füsun'a, tamam. Şimdi hocam. Sevgili başkanım son kızından bahsederken ben de kendi kızımla göz göze geldim. Tam karşıma denk geldi, öyle denk geldik. Evet, destek çok önemli gerçekten her anlamda. Yani hem fiziksel destek hem manevi destek çok kıymetli. Buradan teşekkür ediyorum kendisine. Şimdi ben konuşmacıların aşağı yukarı başladığı gibi başlayayım. Yani ben kadın politikaları başkanıyım. Bizim partimizde de kadın kolları yok. Tıpkı sizin gibi il başkan yardımcısıyım, seçilmişim ve aynı şekilde ilçelerdeki bizim gibi seçilmiş ilçe başkan yardımcılarıyla oluşturduğumuz ekiplerle çalışıyoruz. Bundan gurur duyuyorum. Yani bu kadın kollarıyla alakalı bir sıkıntı olduğu anlamına gelmesin. Bu anlamı taşımıyor. Sadece genel başkanımızın esasında bu konuda hassasiyeti şuydu en başta. Kadın kolu, erkek kolu diye en başta ayırırsak zaten başlangıçtaki ayrımcılığı biz kendimiz yapmış oluruz. Dolayısıyla bizdeki yapılanma böyle. Yani sağ olsunlar burada arkadaşlarımın bir kısmı var. Sesim geliyor mu? Sanki gidiyor geliyor gibi geliyor bana. Şimdi geliyor evet. Tamam. Şimdi ben de aslında İYİ Parti kuruluncaya kadar 0 numara siyasetçilerdendim. Yani İYİ Parti ile siyasete atılmış bir kadınım.
Ama ben anneannesinin Kadın Kolları Başkanlığı dönemindeki hikayelerini, yaşadıklarını ve çektiklerini bilerek, onları öğrenerek büyümüş bir kadınım. Hep idealimde siyaset yapmak vardı. Babam çok desteklerdi beni, siyasetçi ol diye. Ama hayat işte akıyor, gidiyor. İşte işiniz, çocuğunuz vesaire derken hep böyle bir pundunu kollarken genel başkanımızın mücadelesi, efendime söyleyeyim işte parti kurma çabalarıyla birlikte ben siyasete dahil oldum. İYİ Parti'nin kuruluşu itibariyle İYİ Parti saflarına katıldım. Şimdi kadının siyasetteki yeri, varlığı o kadar önemli ki, samimi söylüyorum, bizim büyüklerimizin dediği, kadın meslek sahibi olsun, erkek limon da satar. Aynı şey bence siyasette de geçerli. Çünkü kadın bakış açısı, kadın gücü, kadın dirayeti, kadın hassasiyetinin hem ülkedeki kadınlara, hem erkeklere ve hem ülkenin geleceğine çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Ben siyasete hep bu açıdan baktım. Yani ben siyasette ne erkeklerle ne kadınlarla mücadele etmemek üzerine siyasete girdim. Siz eğer hedeflediğiniz amaçları başarabilirseniz, emin olun siyasette de zaten eğer gönlünüzde bir hedef varsa oraya doğru ulaşırsınız. Yani esas olan kadında da erkekte de iyi niyettir. Şimdi biz burada neyi tartışıyoruz? Biz 87 yıl sonra geldiğimiz yerde asıl tartıştığımız şey, yani bu yüzyıllardır, bin yıllardır kadının ikincil insan gibi görülmesi. Yani 16. yüzyılda kadın insan mıdır tartışması yapılmış. Yani çok geriye gitmemize gerek yok. Biz kadın insan mıdır tartışmalarından bugünlere gelmişiz. Ha biz şu anda daha geriye gittik. Yani Cumhuriyet kazanımlarından daha geriye gittik. Ancak ve ancak bizim bütün hedefimiz şu anda çağdaş Cumhuriyetimizi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizim mücadelemiz sonucunda bize tanıdığı hakları daha da ileriye taşıyarak kadının hakim olduğu, kadın dilinin hakim olduğu, asgari %50 temsil edildiğimiz, Nuray Başkan'ın yarısı diyor ama evet yarısına başlangıçta razıyız belki ama asgari %50 olması gerekiyor. Bizim partimizde %25 cinsiyet kotası var. Yani onun da adı kadın kotası değil. Tabii bu yetersiz. Bu parti kurulurken tüzükte yer alan bir husus. Genel başkanımızın bu konuda almış olduğu bir takım eleştiriler vardı. Belki bu soru yöneltilir. Ben peşinen bundan bahsetmek isterim. Evet, 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 tahmin ederim. Şimdi ben bizzat kendisine bunu sorduğumda yüz yüze dedim en çok eleştiriyi ben bir kadın politikaları başkanı olarak buradan alıyorum. Ne diyeyim? Aynen bu şekilde. Dedi ki, de ki, genel başkan ben hata ettim orada diyor de diye cümleye başla dedi. Hakikaten bunu çok samimiyetle söyler. Eminim burada birlikte konuştuğumuz sizinle de zannederim buna benzer bir diyalog vardır. O tabii partinin kuruluş aşaması 6. ayda korkunç bir müdahaleyle seçime girmekten bertaraf edilmeye çalışmamız ama seçime girilmeye çalışılması vesaire gibi sebeplerle o zaman adaylık sıralamalarında hatalar yapılmış. Bir de tabii gaza geliyorsunuz işte oy oranımız şu kadar diyorsunuz zaten şu kadar çıkarabiliriz kadınlar da girer diyorsunuz falan falan derken burada böyle bir sıkıntıyla karşılaştık ama ben Fisun olarak yani İYİ Partili bir Fisun olarak üye olarak genel başkanından bu sözü aldım. İnşallah önümüzdeki seçimlerde farkı göreceğiz hep beraber. En azından bir kadın genel başkana yakışır şekilde kadın temsilci oranını göreceğiz siyasette. Şimdi biz siyasi mücadeleyi partimiz adına, ülkemiz adına yapıyoruz ama biz bir yandan da perde arkasında erkeklerle mücadele ediyoruz. Yani işin doğrusu bu. Ben şahsi olarak rekabet yöntemiyle çalışmadığımı söyledim belki ama yine de işin doğasından kaynaklı böyle bir mücadele ne yazık ki var. Biraz önce sevgili başkanımız şunu söyledi. Yani erkekler kendi cinslerini rakip görmekten ziyade bizi rakip görüyorlar diye. Hayır, onların arasında da bence inanılmaz büyük bir rekabet var. Ancak bizden de koltukların alınması lazım. Yani bir de böyle bir bilinçaltı var. Dolayısıyla bizim bizle rekabet ediyorlar gibi algıladığımız şeyler bence aslında
O bilinçaltının ürünü. Biz ilçe bazında, ilçeler bazında biraz önce sevgili başkanımın da belirttiği gibi hemen hemen her sosyoekonomik durumundan, her inanıştan, her etnik kültürden insanlarla birlikte oluşuyor zaten bizim de partimiz. Ve o şekilde çok renkli bir biçimde çalışıyoruz. Rengimiz bizim aslında bu ülke için yapabileceğimiz şeyleri önünde bizim bütün ufkumuzu açıyor. Bir kadın politikaları başkanı olarak da ben özellikle kadın arkadaşlarımdan almış olduğum hem güçle hem bize vermiş oldukları fikirlerle, bakın siyasette fikir çok önemli. Kadınlardaki parlak fikirleri ben erkeklerde görmedim. En azından bu siyasi deneyimlerimden bahsediyorum ama bir de benim hukukçu bir yanım var. Yıllardır avukatlık yapıyorum. Birçok meslektaşla çalışma imkanı buldum. Ama hani pozitif ayrımcılıksa evet. Biraz önce Nuray Başkanım kadınlar şöyle değildir, böyle değildir, böyledir demeyelim. Çünkü biz ayrımcı dili kullanırız derler ama şöyle bir gerçek var. Sorumluluk aldığı nokta itibariyle bir kadın bir işin ucunu, peşini bırakmaz. Dolayısıyla ben biraz daha bu nevi bir ayrımcılık belki bir mail etme diyelim. Kadınlarla çalışmayı genel anlamda tercih ediyorum. Tek sebebi budur. Yakaladığını bırakmaz kadın. Yoksa daha akıllıdır, daha işte fikri parlaktır, daha filandan değil. Belki bizim mesleğin gereği öyle ama siyaset de aynen böyle bir şey. Yani küsmeyeceksiniz, darılmayacaksınız, kırılmayacaksınız. Tuttuğunuzu bırakmayacaksınız ya da söylemlerinizin sonuna kadar takip edeceksiniz ki bir kadın siyasetçi olarak aslında ne kadar dik durduğunuzu ve oradan ayrılmayacağınızı ve diğer kadınları da yanınıza istediğinizi ve yanınızda görerek onları da ilerleteceğinizi gösteresiniz. Şimdi tabii çok uzun konuşacağız belki ama şimdi isterseniz sizin sorularınızla da şey yapalım. Siz biraz önce soracaktım dediniz. Dolayısıyla hani lafı uzatmamak adına isterseniz öyle de ilerleyelim. Muhtemelen birkaç tur döneceğiz. Şöyle, ben aslında biraz salondan da almak istiyorum evet. Soru. Ama sizin özelinizde şunu sormak istiyorum. Bir sonuçta Türkiye'de bir genel başkanı kadın olan bir partidesiniz. Ama bunu gerçekten baktığımız zaman Türkiye geneline yayılmadığını görüyoruz bu kadın eşit temsil olanının. Hani biz aslında Meral Hanım'dan daha çok şey bekliyoruz. Evet. Biz de. Yani evet, bence çok başarılı bir genel başkan. Öncü o anlamda. Ama yani kurucular kurulundan itibaren takip ediyorum. Hep yanında erkeklerle çalışıyor. Kadınlara yani başında mesela yanında olan kadınlar işte Ayfer Yılmaz gibi hep gittiler. Yani mesela bunun bir farkı var mı ya da neden böyle oldu? Biraz önce anlattınız birazcık şimdi, ama. Evet evet şimdi Genel Merkez Divanı'nda yaklaşık 16 Genel Başkan Yardımcısı var. Yanlış hatırlamıyorsam 5 ya da 6 tanesi kadın. Dolayısıyla Ayfer Hanım evet ayrıldı ama yine Ayfer Hanım gibi 5 ya da 6 tane dediğim gibi şey yalnız ifade etmek istemiyorum. Çalışkan genel başkan yardımcımız var ve bunlar genellikle genel başkanın yanındadırlar. Yani özellikle birçok alanda görürsünüz. Şimdi son zamanlarda aşağı yukarı bir yıldır genel başkan yardımcılarını ülkeye dağıtarak çalışma yöntemini belirledi. Daha önce etrafında hep kadınlar vardı. Hatırlayın o görüntüleri. Ama şimdi genel başkanın gittiği yerde 2 tane genel başkan yardımcısı görevlendiriliyor. Diğer genel başkan yardımcılarımız Türkiye sattığında çalışmak üzere bir çizelge halinde görevliler. Belki bu anlamda yanında görmemenizin sebebi bu olabilir. Ancak ve ancak gerek genel idare kurulunda, genel idare kurulunda da bu şey mevcut. Hatta biliyorsunuz bizdeki cinsiyet kotası sebebiyle oy almasına rağmen asilin altında kalan çok fazla sayıda vekilimiz vardır. Yerel seçimlerde ve şeyde göremedik bunu yansımasını. Şimdi birinci, biraz önce zaten ben konuya buradan evet, o yüzden evet. Girdim. Biliyorum en çok tenkit aldığımız konu bu. Şimdi birinci seçimin günahı bu bizim açımızdan. Evet. Sebebi bu. Ama bundan sonra eğer bu şekilde ilerler ya da umulan verilmezse o zaman bir sıkıntı var demektir. Ben öyle olmayacağını biliyorum. İş dinamiklerden biliyorum. Mevcut çalışmalardan biliyorum. Dolayısıyla evet evet o konuda emin olabilirsiniz. Ben genel başkandan aldığım sözü ilk önce size hemen atıverdim. Peki ben o zaman salona dönmek istiyorum. Sorusu olan var mı? Suat Hocam buyurun.
Tamam. Mikrofon gelirse aslında Tukan... Evet, evet. Buyurun. Evet, biraz provokatif bir soru sormak istiyorum. Şimdi bizim konuşmacılarla ben böyle bir her bir konuşmacı yani siyasi partilerin ilgili bu bazı şeyler pardon, orasını anlayamadım. Ne dedim? Ne dedim ben genel başkan atıf yaparken? Ha, çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Tamam. Doğru. Tamam. Ama Türkiye'de siyasi partiler böyle. Evet. Hayır, bence tam tersi. Önce bu daha alttaki sorunumuzu çözelim ki daha genele yayabilelim. Yani bu sadece demokrasi sorunu değil, aynı zamanda bir insan hakları sorunu. Zaten talep ettiğimiz için buradayız. Bu salondaki arkadaşlar, bizim siyasete sokmak istediğimiz kadınlar ya da yüreklendiğimiz kadınlar zaten bu taleplerde bulunsunlar diye biz bu mücadeleyi vermeye çalışıyoruz. Sizlerden de destek istiyoruz tabii haliyle. Evet. Buyurun Bahar Hanım. Evet. Çok teşekkürler. Gerçekten güzel oldu sorunuz. Şimdi belki şu süreci anlatmadığım için ve sonrasında da Ali Bey'den bahsettiğim için çok haklı bir soruydu. Şimdi kurulmadan önce hep odak gruplarıyla çalışıldı. Tarafından yazılmadı tabii ki. Bir yerden de kopya alınmadı ama çok ciddi bir emek var. Hepsine teşekkür ediyorum. Kurucular kurulundan da önce başlamış. Bu tür yuvarlak masa toplantıları, aban toplantıları, bir sürü toplantılar olduktan sonra, konu özelinde birçok insan bu sürece dahil olduktan sonra parti programları oluşmuş. Deva Partisi'ndeki durumu anlatabilirim ancak. Belki hani lidere atfetmemizin sebebi şu, baştaki kişi, ne yazarsak yazalım oraya, baştaki kişi buna sahip çıkmadığında Türkiye'de bir çözülme olabiliyor. Yani yepyeni bir kumaş ithal etmiyoruz çünkü. Kumaşımız belli. Ataerkil bir kültürden geliyoruz. Kadın olarak verdiğimiz savaşlar belli. Kadın olarak şu ana kadar yapabildiklerimiz, gelebildiğimiz nokta belli. Ben biraz önce anlattım, 2004 yılından beri sivil toplumun içerisindeyim. Ne başardınız diye sorsanız inanın gücümüz tükendi. Yani baktığımızda istihdam oranında bile geriye gittik. Yani kendi kendimize konuşarak olmuyor. O gücü kim sahipse onunla beraber olduğumuzda oluyor ancak. Dolayısıyla belki o yüzden otomatikman biz öyle bir referans veriyor olabiliriz ya da ben öyle vermiş olabilirim. Ama gerisinde gerçekten demokratik çalışmalar var. Çok ciddi beyin fırtınaları var. Büyük bir de sahiplenme var. Belki bunu söylemeye çalıştım. Şimdi orada bir sahiplenme görmediğinizde, yani %35 diye yazılmış olabilir. Gidip il başkanları, ilçe başkanları bulamıyoruz dediğinde, tamam bulamıyorsunuz o zaman ne yapalım diyebilir. Ha, orada sizin lider diye baktığınız kişi, hayır buradaki koltuk mutlaka bir kadınla dolacak demedikçe
O yazdıklarınız da yavaş yavaş erimeye başlıyor. Onun erimemesi için orada gerçekten bir gücün veya güç odağının diyeyim destekliyor olması lazım. Şirketlerde de böyle değil midir? Yani genel müdür desteklemediği zaman siz oraya ne yazılırsa yazılsın bir şekilde yandan yolunu bulursunuz. Yani bunun tamam yani her durumda bir şekilde yolu bulunur. Yani orada işte erime sağlanır, yan yol bulunur demek istediğim odur. O yüzden yani bizim burada belki referans olarak kullanmamızın sebebi gerçekten arkasında güçlü durduğu için gerçekten ne ilçeye ne ile bu konuda herhangi bir başka türlü hareket etme fırsatı vermediği içindir. Çünkü buna ihtiyacımız var. Yani bu duruşa ihtiyacımız var. Onun dışında hani biraz önce de bahsettim, yeni bir kumaş ithal etmedik. Biz gidip hani %50-50 paritayı hedefledikse bu kumaş belli, bu kumaşı nasıl dikeceğiz, ne yapacağız, bunu hep beraber yapmamız gerekiyor. Ülkelerin bir de siyasi kültürleri var aslında. Bir kültür var. Suat tabii. Hocam'ın eleştirdiği ve yaklaştığı konu bu. Ama sizin de dediğiniz gibi bir de kumaş var, yani var evet. olan durum evet. var. Her ne kadar demokratik olmaya çalışsanız da Türkiye'de bir lider yönelimli partiler kuruluyor. Hani, lidere duruş bakıyor. Önemli. Belki o anlamda söylemeye hani, partinin çalışıyoruz. Partinin anayasası değil de daha çok kim partide lider diyor. Sevgili Nuray Başkan bir şey söylemek istiyor. Belki bize birazcık geç kaldık. Kendi iç dinamiklerimizi geliştirmek zorunda olduğumuz projeler vesaire. Şimdi hepimiz biliyoruz ki bizleri takip ediyoruz. Türkiye'de yaşayan vatandaşlar olarak. Altı siyasi parti yan yana geldi. Ve bunlar kimi ittifak yapıyor, güç birliği diyor ve istediklerini oluşturmaya başlıyor. Neden orada hepsi altısı da erkek seviyor? Yani buradan siz bir tane düşük ses çıkartın. Değil ki biz varız burada. Yani Serap Hoca partinin anayasasını yazmış bir profesör kadın ve o sandalyenin içinde içinden bir tanesi olmayı çoktan hak etmiştir. Profesör Serap. Sizin tabandan gelen bu baskıyı kendi liderlerinize yapmanız gerekiyor. Liderlerimizle her biriyle bir görüşmelerim var. Birebir. Yani Sayın Meral Akşener'e aynı soruyu ben de sorayım. Neden? Niçin yani? Bir tane milletvekiliniz var ve bir kadın başkansınız. Benzeri bir açıklamada bulundu ve çok da samimi bulundu. Gerçekten samimiyetini takdir ediyorum. Ve Nuray'cığım en yakın arkadaşım, kız arkadaşım seçtiremedim ben bu partiyi. Yani adaylaştıramadım. Ve seçtiremedim. Şimdi burada parti çizilen ilgileri, ataerkil yapıyı, MHP mandansı yaklaşım falan hepsini biliyoruz. Dolayısıyla büyük bariyerler var. Evet. Ve bu bariyerler zaman içinde aşılacak. Ama burası işte halkın nabzının tutulduğu, tabanın isteklerinin sizlere iletildiği bir yer. Ve lütfen ben rica ediyorum, parti liderlerimizi buradan ayrıldıktan sonra neden orada 6 tane erkek resmi ne olduğunu bir sorsunlar. Hiçbir orada söz söyleyecek kadın yok. Hiçbir orada kuralları koyacak kadın yok. Yani bir tane olsun hiç olmaz. Değil mi? Aslında bize göre yetmez o bir tane de. Bir tane olsa biz diyeceğiz ki niye yani? Örnek. Üç tane, tabii, niye? Altı kişi varsa kim isteyeceğiz? Hayır, bu şunu gösteriyor. Hani kotalar yapılıyor ya, üç kadın olsun, üç erkek olsun, o zaman öbürler sembolikmiş oluyor. Yani öyle dostlar oluyor. Alışverişte görsün diye koyuyorlar kadınları. Tabii tabii. O öyle söylenmez canım. Bak sen daha çok yenisin. Buralara yeni geldin. Bu mahalle bizden sorun. Sürekli bununla karşılaşıyoruz. Ben rica ediyorum şu sorun bitmeden evvel hiç olmazsa birileri de
tane, üç tane kadın görüyor. O zaman anlayacağız buradaki samimiyeti. Teşekkür ederim. Şimdi bir de ben parti programından bahsetmek istiyorum. Bizde parti programı normalde hani akademisyenlerden oluşan bir grup yazar. Ama bizim parti programımızda özellikle 152 kurucunun bir araya gelip 3 gün boyunca içinde ben de vardım. Bizler kendimiz araştırarak, eleştirerek, şu şurada olsun, bu burada olsun diyerek parti programını 152 kişi tarafından yazılan bir programımız var. Bu programda bizler zaman zaman tartışıyoruz. Hatta bir yine bir tüzükte bir değişiklik yaptık yakın tarihte bu atamalarla alakalı. Eleştiriyoruz sevgili başkanım. Özellikle bizim genel başkanımız hani öyle bir dikkat ederseniz hocama cevap vermek istiyorum. Ben hiç hani genel başkanımız böyle bir şey kullanmadım. Sadece hani genel başkanımın daveti üzerine bu partiye geldiğimi söyledim. Öyle bir şey yok. Biz il başkanlığından evet kadın kollarını biz istedik. Oradaki 152 kurucunun içindeki kadın yapılanması genel merkezimizde kadın politikalarından sorumlu. Genel başkanımız var tek ama illerde ilk etapta kurulmasını bizler de istedik. Çünkü buna ihtiyacımız var. Yeni kurulan bir siyasi partiyiz. Baskılar üzerimizde bir yerlere ulaşmak özellikle kadın alanında ilçelerde çalışma yapmamız için kadın kollarının var olması gerektiğine inanarak bunları biz kendimiz isteyerek parti programına bunu yazdık. Biz eleştiriyoruz sevgili başkanım, gerçekten eleştiriyoruz. Genel başkanımız bir program yapıldıktan sonra daha iki gün önce ben Ankara'dayken eleştirenlerden birisi şöyle, bir masada oturabiliyoruz genel başkanımızla, işte genel başkanımıza şu programı yaptık, evet burada sizin yanınızda bir kadın masada olması gerekiyordu. Bunu dediğimizde bunu samimiyetle karşılıyor ve birbirimizle bu şeyleri samimiyetle yönetimde konuşabiliyoruz, anlatabiliyoruz. Ama diğer programda hemen bunu onun içeriğini alıp diğer taraftan düzeltiyoruz. Evet ben Serap Hoca bugün parlamenter sistemin, güçlendirilmiş parlamenter sistemin yazılışında büyük emeği katkısı olan bir anayasa profesörümüz. Şundan belki kaynaklanmış olabilir ama bu dileğinizi de buradan gittikten sonra Serap Hoca ile özellikle konuşacağım. Orada da ben şöyle, orada hani belli bir Ayhan Sefer Üstün hocamız var, işte o arkadaşımız var. Belki o görevi üstlendiği için yoksa burada hani kadın alanında hani illa ben olayım, kendi talebim mi olmadı ama bunu kesinlikle buradan çıktıktan sonra Serap Hoca'ya bu programa geldiğimi ve programın sonucunda sizlere özellikle başkanlarımızın, akademisyen hocalarımızın bunu görmek istediğini ileteceğim. Teşekkür ederim. Burada tabii liyakata göre iş bölümü yapılması çok çok önemli. Evet. İlla kadın olsun diye bir şey de yok. Yok. Ama hak eden, hak ettiği zaman illa erkeklerin atılmasını ön plana... Belki de Suat Hoca'nın da eleştirdiği şey bu. Yani liyakat olmadığı zaman... hiçbir sizin kurumların da hiçbir anlamı olmuyor. Kadın kolları niye var ya da kadın politikaları, kadın çalışmaları neden var? Siyasete daha çok kadın kazandırmak, hazırlamak için olmalı değil mi? Zaten liyakat esaslı. Parti şeyinde özellikle şimdi bugün ben İstanbul Kadın Kolları Başkanıyım ama bir ilçe başkanı bulup onun atamasını il başkanına, genel başkanımıza tavsiyede bulunup onun atamasını yaptırabiliyorum. Hani burada kadın alanında çalışıyorsun, sen şöyle bir kenarda dur. Sen bunu yapamazsın diye bir şey yok. Ya da kadına ihtiyacımız var, sen aday ol. O da yok. Hayır, o da liyakat esaslı orayı yapabilecek nitelikte aday. Yani niteliği, tabii ki ben hani bizim parti için söylemem ama genel olarak değerlendirdiğiniz zaman evet kadının siyasetteki alanındaki kurumsal engeller var, yapısal engeller var, kültürel engeller var. Bu engelleri de tabii aşmamız gerekiyor. İşte kadın... Bununla ilgili belki eğitimler... Eğitimler biz veriyoruz. Evet, veriyoruz. İşte kadın siyasette evet dediğiniz gibi liyakatli, çok güzel, donanımlı. Fakat önünde bir işte şey engel var, yapısal engel var. Nedir? İşte parası yok, arabası yok, gelemiyor. Tabii ben kendim bu alanda ayrı tutuyorum. Arabam yok ama ben 4 araçla giderken... Ne diyorum? VIP'de gelir gibi geliyorum. Evet. Ama tabii bu herkes için geçerli değil. Kimisinin önündeki bir engel, kimi kurumsal engel. Bu engelleri de hep beraber aşacağımıza inanıyorum. Bahar Hanım bir şey diyecektiniz. Evet, bir Buyurun. Şey söyleyeceğim. Nuray Hanım'ın sorusuna.
Ben sorulmuş olan soruya bir cevap vereyim isterseniz. Tamam. Emre Hocam iki saniye. Çok özür dileyerek. Şimdi Deva Partisi'nde Ankara'da 6 tane genel başkan yardımcısı kadın. 20 başkan yardımcısı, 6'sı kadın. Her birinin kendi alanları, kendi komisyonları var ve iller olarak bizler de o komisyonlarda yer alıyoruz ve çalışmalar yapılıyor. Bütün politika başkanlıklarını kesecek şekilde biz kadın çalışmaları, çalıştayları yapıyoruz ki sağ olun yani sivil toplumdan da buna katılanlar oluyor. Çok da teşekkür ediyoruz. Çünkü konuyla ilgili bu kadın konusu farklı politika başkanlıklarıyla hiç ele alınmamış aslında. Yani orada bir gri alan var. Hukuk, adalet ve kadın dediğimizde bunun altına birçok başlık geliyor. Yani cezaevleri de geliyor bunun altına. Kadın şiddeti de geliyor altına, birçok şey. Yerel yönetimler ve kadın dediğimizde bambaşka bir kapı açmış oluyoruz. Sağlık ve kadın çalıştaylarını yaptık, bambaşka şeyler oldu. Şimdi demeye çalıştığım, her politika başkanımızın kendisinin çalıştığı bir alan var ve de yatayda kesen kadın çalışmalarını yapıyoruz ve çalıştaylar yapıyoruz. Şimdi bizim güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili de politika başkanlığımız Mustafa Yeneroğlu. Dolayısıyla onun katılmasından daha doğru bir şey yok. Yani politika başkanınız kimse o katılıyor en üst düzeyde. Sağlık deseydiniz bir kadın katılıyor olacaktı. Ama arka planda tabii ki çalışmalarda hepimiz varız, hepimiz çalışıyoruz. Onun da ekibi çalışıyor. Yani bir sağlık politikaları başkanımız erkeklerle ve kadınlarla çalışıp oraya kendi yerine bir başkasını göndermez. Çünkü orada en üst düzeyde bir temsille bunun yapılması gerekiyor. Bu demek değil ki Deva Partisi'nde kadınlar unutuldu bütün bu güçlendirilmiş parlamenter sistemde. Yani oradaki belki eleştiriyi biraz haksız buluyorum. Ha bunun akabinde tabii diğer partilerdeki durumu bilemem. Ama bizim partide... Belki Mustafa Yeneroğlu'ndan daha iyi politikalar üretecek bir kadın vardır. Öyle düşünüyorum. Şimdi grubunda olabilir ama pozisyon ona verilmiş ise demek istediğim. Yani siz rektörünüz gitmesi gerekiyorsa rektörünüz gider. Gibi. İlla da bir kadın gitmez orada. Kadın olsun diye uğraşmazsınız. Yani temsil neyse ona göre gidersiniz. Ben de biraz onu söylemek istedim. Yoksa burada kadın unutulmuş diye bir şey yok. Tabii ki gözümüz kadınların her yerde olmasını görmek ister. Ama bu Deva Partisi'nde kadınların sözü yok diye bir anlam ifade etmiyor bizim için. Bizim her yerde sözümüz var. Sadece o anki temsili Mustafa Yeneroğlu yaptı. Bütün parti adına doğru isim oydu. Hukuk ve politikalardan, o adalet politikalarından sorumlu olduğu için. Dolayısıyla bizim durumumuzu böyle cevabını özetlemek istedim. Sevgilim var. Yani cevabı cevaplayabilirsin istemiyorum ama burada bir yanlış zihinlerde ifadenin kalmasını, bir algının kalmasını arzu etmiyorum. Hukuk ve politikalardan sorumlu deyince aslında orada birçok politikada. Yok, hukuk ve adalet politikaları. Güçlendirilmiş parlamenter sistem. Yani güçlendirilmiş parlamenter sisteminin hani o tepedeki görüntüsü alta doğru geçiren bir trafik içinde. Tam da onu demeye çalışıyorum. Belki bir toplantıya, o katılımda ve ikinci toplantıya dönüştürülerek bir kadın katılımı sağlanabilir. Bu bir eş güdümlülüğü yaratacaktır ve eş sesi yaratacaktır. Benim ricam sizlerin buna ses vermeniz, sesini olmanız. İlgili partimizin üst kademe yöneticilerimizin bunu bilebilmeniz için de sizin gerçekliğinizi ben anlıyorum. Bunda da çok büyük bir problem yok ilk bakışta. Ama biz halkız. Halkın baktığı yerden siz öyle gözüküyorsunuz. Kadınların baktığı yerden sizlerken bütün partiler halkın siyasi partiler. Evet. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi geçen gün meclise bir önerge sundu. Bütün kadın hareketi yıllardan beri biliyorsunuz çalıştığı bir konuydu. Dediler ki parite sistemi gelsin. Değil mi? Yani bunun öncülüğünü yapmak istedi mecliste. Ben eleştirdim. Aylin Hazretleri dedi. Neden sizin siyasi partilerimiz orada o imzayı atanlar, onu mecliste konuşanlar yok mu? Çünkü benim siyasi partilerim bunun ilk imzacısı. Tamam hiç versin diye meclise gelmedi. Orada da onu istiyoruz erkek olmasına rağmen. Neden tabii. Mecliste meselesi haline geliyor. Ön sıralara kadınlar oturuyor. Siyasi parti başkanı gibi bu olaya sahip çıkıyor. Yani kadınlara rağmen. Şener Danıştay İstanbul Sözleşmesi'nin
liderlik gösterip danıştaya itiraz dilekçesini verirken niçin diğer siyasi parti liderleri bunu bir kadın meselesi halinde bırakıp gelmediler. Biz buna karışmıyoruz. Bu mesele kadınların meselesi. Hocamın dediği gibi bu mesele kadın meselesi değil. Bu mesele demokrasi meselesi. Bu mesele insan hakları meselesi. Çok doğru. Biz kadın erkek oradaydık. Hem Çağlayan'daydık hem de Ankara'daydık. Liderler bağlamında. Bizzat Danıştay'a gidecek ve Danıştay'a dilekçesini verecek. Delege etmeyecek yani oradan. Kadınların üstüne atmayacak. Evet. Siz değil. Bir de Meral Akşener'e ait siyasi partiler. Evet, evet. Bizim baktığımız yer buraları hani anlatmayı gerektiren yer. Görüştüreceğiz ya birlikte. Dayanışmayı çok. Böyle gerçekleştireceğiz. Çok değerli çalışmalar yapıyorsunuz kadın arkadaşlarımız olarak ama bu kısmını da hep birlikte değerlendirip evet. Yönetim hedeflerine ilerleyeceğiz. Yani aslında şu topik olarak mesela kadın mevzu olduğunda bir kadın genel başkan yardımcısı atılması mevzu ya da kadın kolları başkanının atılması ama atıyorum enerji konuşacağı zaman hiç kadın adı yok yani bu olmamalı aslında delegasyonların hani toplum açısından değerlendirilmesi daha doğru gibi bugün günümüzde artık bu noktaya geldik. Tabii. Mesela şiddet olayında ilçe başkanlarıyla beraber çıktık. Evet. Bütün ilçelerimizde ilçe başkanlarıyla beraber kadın çalışmaları beraber çıktı. Çağlayan'a çıktığımızda kadından çok erkek vardı. Hani onu demeye çalıştım. Biz öyle kadın i̇şte her aşamada öyle olmalı. Yani genel başkana doğru aslında o Nuray Hanım'ın çok kıymetli söyledikleri çok karşılığa doğru. Bize nasıl bakıldığı asıl olandır. Evet. Bir de biraz önce benim bahsettiğim mücadelenin bir ayağı da bu yani. Burada da mücadele evet. Etmemiz lazım. Hepimizin üzerine bu görev düşüyor hakikaten. Emre Hocam'ın sorusu yarım kaldı. Sizin haklarınızı da biz koruyacağız. Ben şöyle diyorum Emre Hocam. İnşallah erkek haklarının da konuşulacağı günler gelsin diyorum. Buyurun. Daha fazlasını. Yok yok biz de istiyoruz. Ortaklaşa. Tabii hayır ben hani genel başkan gözünden evet tamamlayın öyle cevap. Valla ben baştan söyledim ben bir başarı hikayesi anlatmayacağım dedim. Yok öyle yok, bir başarı aslında, hikayesi yani Türkiye'de daha bir başarı hikayesi anlatamayız. Yok şimdi öyle bir aslında bu işin temeli dediğim gibi siyasi kültürün değişmesiyle çok alakalı. Yani biz kadın erkek hakları dediniz ya evet biz erkek çocuklarımızı çok yanlış yetiştiriyoruz. Başından zaten o bütün hikaye buradan başlıyor. Ben erkeklere de acıyorum. Yani öyle görevler veriliyor ki devamlı güçlü olmak, ezmek zorunda hani daha erkek olmak gibi mevzular. Buradan başlıyor. Yani ailedeki eğitim, işte geçen gün samuray kılıcıyla ya. Yoldan geçen birini, şimdi ailesi, biri avukat, anne avukat, baba eğitimci, mühendis mi ne? Evet. Yani akıl sağlığı yerinde olmayan, yaşı ne olursa olsun bir çocuğu sokağa bırakmışlar, ilgilenmemişler. Şimdi bu istediğini yapma özgürlüğüne sahip, halbuki ehliyeti yok değil mi? Dolayısıyla burada ebeveynlere çok iş düşüyor. Tabii gelişmiş toplumlarda Avrupa bunun çözümünü bulmuş. Ne yapıyor? İlkokul ikinci sınıftan itibaren derslerine toplumsal cinsiyet eşitliği dersini koymuş. Bizde de başlamıştı bu toplumsal cinsiyetin ana akımlaştırılması. Biz de hazırlıklar yaptık. Üniversitelerde başladık bu dersleri vermeye. İlkokul, ortaokul çağına da geldik.
İşte nereden geldik? Bu İstanbul Sözleşmesi mevzusu ortalığı mahvetti. Yine başa dönmüş olduk. Ama ilkokullarda, ortaokullarda bu dersler verilirse kadın erkek eşitliği fikri, ancak bunu biz o şekilde başarabiliriz. Benim gözlemim bu. Yoksa sonradan edinilmiş bir şeylerle, zihniyetle mücadele etmek çok zor. Aynı Nezihe Muhittin gibi biz plağı baştan başa sararız devamlı. Mücadelemiz devam eder. Yasemin'cim gördüm. Buyur. Kader Yönetim Kurulu üyesi Yasemin Öz. Neredeyse bir yerimizsiniz. Çok keyifle dinledik. Çok güzel tespitleriniz ve birinci deneyimleriniz, gözlemleriniz çok önemli. Yalnız biz Akdeniz'den Nuray Beşimizi çekti burada. Gerçekten asıl siyaseti biz yapıyoruz bence. Çünkü biz belli bir odak noktayı ele alıyoruz. Mesela kadın tematik bir şey çalışıyoruz. Çünkü çok farkındalık ediliyoruz. Her yere o gözle bakıyoruz. Ekonomiye, sağlığa, eğitime. O yüzden size böyle bakın hani bundan da bakma iyi olur mu önerileri getiriyoruz. Yoksa siyasetin nasıl döndüğümüzü çok iyi biliyoruz. Çünkü nasıl dışarıda bırakıldığımızı çok iyi biliyoruz. Sizlerin de orada ne kadar zorlu mücadele vererek siyasetin kadının yer alması bu kadar kolay olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla yani bu dünya siyasetini değiştirecek olan bizim bir alanda o alana dair farkındalığı geliştirmiş ulusal sivil alanla çalışmak. Yani ana siyasi kurumumuz. Ancak böyle mi bu sivil alanla beraber? Biz kadın örgütleri çok uzun süredir bütün karar alma mekanizmalarında bütün devletin resmi toplantılarından işlemiyoruz maalesef. Olduğumuz için dolayısıyla aklımız gidiyoruz. Yöntemlerimiz, çözüm önerilerimiz oralara geçiyor. Anlatım siyaset bunu dışladığı sürece ancak toplumlar kendini sürekli marjinalleşir. Şu evet. Anda marjinal bir siyaset var yukarıda. Alttan tamamen ihtiyaçlarından korkmuş marjinal bir siyaset var. Siyaset asıl burada bir gençlerin yaptığı şey de asıl bizim yani bizim de alanda yaptığımız şey hayatı dönüştürüyor. Geleceği yön verecek olan da sizler de bu beraberliğinizde çok aracı oluyorsunuz aslında. Hani bizim adımız olarak bu sorunların taşıma aracı. Ve dolayısıyla marjinaller her zaman tarihin gerisinde kalır. Geriye biz kalacağız, adaletle doğru kalacak. Ben buna inanıyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Bu yolu ancak beraber yürüyebiliriz. İşte bir yatak dediğimiz için. Ancak içeriden, alttan, zihinden, derin bir emek ayırarak farkındalık edilmiş olardı. O yüzden beraberliğimiz çok kıymetli. Çok ağzınıza sağlık. Çok, çok şeyler öğrendiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Murat Hocam'ın da bir yorumu var. Onu da alalım. Sonra. Ben son soruları alacağım. Son sözleri vereceğim. Yavaş yavaş bitireceğiz şimdi. İYİ Parti daha dört, 5 yıl için şefse. Başkanım bahsettiği,
Kadın şoför daha fazla. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Madde'de. Tamam değil mi? Teşekkür ediyorum. Şimdi iki soru görüyorum. Onları da alıyorum. Hepsini toplu. Üç mü? Tamam. Peki. Evet. Sağ ol. Çok teşekkür ediyoruz. Diğer soruları da alayım. Herkes not ediyor değil mi soruları? Kafamıza yazıyoruz. Evet, arkadaki... Gökhan Hocam, siz misiniz? Göremedim. Evet, evet. Bu da hemen alabiliriz aslında. Kadın kolları, gençlik kolları üyesi olabilmek için parti üyesi olmak şart mıdır? Yoksa gönüllü olarak çalışabilirler mi? Diye sordu. Gönüllü.
gönüllü olabilirler. Hiçbir sıkıntı yok, hiçbir şekilde resmen, üye olmak zorunda değiller bizim devada. Gönüllü olarak gelebilirler. Biz özellikle gençleri bekliyoruz. Gençlerin arkasındayız diyoruz çünkü. Bütün komisyonlarımıza bekliyoruz. Bizde de durum aynı. Bizde de aynı, gönüllü olarak çalışabiliyor. Evet. İsteyen o isteğe bağlı. İsteyen üye formlarımız var. Üye alıp çalışmalarına da parti üye olanlar parti kollarında da gelip orada görev alabiliyorlar. Ama gönüllüde kalabiliyor. Tamam. Teşekkür ediyorum. Sizin sorunuzu alayım. Maskeni hafif indirip sorarsan. Öğrenci misin? Hangi üniversitede? Süper. Tabii, kesinlikle. LGBT'yi bireyler. Siyasetimiz buraya. Teşekkür. Teşekkür ediyoruz. Bir genç ses duyduk. Çok güzel. Son bir soru daha alıyorum ve sonra geçiyorum salona. Lütfen. 30 Kasım'da bir... Siz tanıyabilir miyiz acaba? Bir sonuç olmuş yani. Erkek ya da insan okay. olarak yok. Tamam. Mustafa Çavuş. Çok, çok önemli değil. Önemli olan burada soruların cevaplarını alması. 30 Kasım'da eşit temsiliyet kanunu meclise geldi ve muhalefet parti tarafından bu reddedildi. Sormak istediğim soru şu, bir bunun hakkında bu konu aynı taksi konusu gibi devamlı gelecek mi, bunu soracak mısınız? Bu bir. İki, burada gördüğüm kadarıyla genelde muhalefet partileri var. Reddeden partiler yok. Bu bilerek çağrılmadı mı, yoksa onlar kendileri mi gelmedi? Onlar kendileri gelmediler. Bunu bilemeyeceğim. Şöyle söyleyeyim. Davet bütün partilere gitti. Önce okey dediler. Sonra görünce topluluğu biz gelmeyelim dediler. Doğru. Şey olabilir ama işte sonuçta muhalefet. Yani ben buna şey yani. Sadece bir mekan açtı, herkes yani isim. Burası çok çeşitli, çok sesli bir ortam. Biz herkesi davet ettik. Gelip şeref verenlere çok teşekkür ediyoruz. Bunu çok iyi biliyoruz ki şu an hükümette olan parti de çok ciddi şekilde bir kadın desteği var. Bu reddedilmesine rağmen bu desteği hala arkasında tutabiliyorsa muhalefet partileri neden hala buradan daha o taraftan daha çok oy alamıyor? Nedeni yani kendileri adına çok ciddi şekilde olumsuz bir görüş
çok ciddi şekilde mecliste bağıra bağıra söylemelerine rağmen neden hala orada ciddi bir konuşuyor? Evet, soruları özetlemek gerekiyor mu? Şimdi hepinizden toplu olarak bütün sorulara cevap alacağız. Son sorudan başlayarak toplumsal cinsiyet eşitliği LGBTİ bireylere bakış açınız ve Murat Hocam'ın sorduğu bu cinsiyetsiz siyaset konusunda neler bakıyorsunuz? Üç ana başlıkta toplayabiliriz. Ben önce beyefendiye cevap vermek istiyorum. Evet, çalışmalarımızı sürdürüyoruz fakat dediniz ya kadın hareketinde evet malum iktidar partisinin üye sayısı oldukça fazla. Buradan kopuş neden olmuyor? Bunu özellikle cevaplandırmak istiyorum. Aslında kopuşlar var. Kopuşlar fazlasıyla var. Görüşüyoruz. Benim kendi yönetimime giren birçok kadın var. Tabii ismi bende kalsın. Bunlar geliyorlar. Geldikten sonra iktidar tarafından baskı görüyorlar. Çünkü hepsinin çocuğu var. Çocuğu yoksa eşi var. Eşi yoksa mutlaka bir akrabası var ve bunlar işten alınıyor. Açık açık yapılıyor yani bu. Biz işte X bir ilinde il başkanı belirledik. Oğlu doktor ikinci gün görevden alındı. Ben yönetimi alıyorum, bir ilçe başkan yardımcısını alıyorum. Ve bu teklif kendisi tarafından geliyor. Görüşme yapıyor, fotoğraf alınsın istemiyor. Gruba dahil ediyorum, geliyor yönetim kurulu toplantısına katılıyor. Ama 15 gün sonra yok oluyor. Telefon açıyor, teşekkür ediyor, baskı yedim. İlçe başkanı belirledik, eşi görevden alındı. Bunun gibi bu baskılardan dolayı sürekli telefon açan var. Gönlümüz sizinle, yapmak istiyoruz. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Benim kendi yönetimdeki insanların eşleri baskıyla bulunduğu Gelecek Partisi'nden istifa ettirilerek, baskı kurularak tekrar iktidar partisine üye yapılıyor. Çünkü siz ne kadar liyakatli, dürüst olursanız olun, iktidar kanadında bir güç olduğu için o gücü kullanarak mutlaka sizde eğer bir iş insanıysanız iş tarafından bir baskı geliyor. Mutlaka orada bir şeyler bahane edip sizi bir nevi pes ettiriyorlar. Yani oradaki kadın hareketinin gelmeyişinin asıl temeli bu. Bir de sorular şöyle not almıştım. Toplumsal cinsiyet eşitliğine bakış açısı. İstanbul Sözleşmesi'ni destekliyoruz. Evet, Gelecek Partisi olarak da ben kendi adıma da söylemek istersem ben oradaki bütün şeylere destekliyorum ama maalesef... Partinizde LGBTİ bireyi var mı? Yok. Neden? Talep gelmemiştir. Yani biz... Okay. Talep gelmedi. Belki gelse değerlendiririz o anda. Yani açıkça söyleyeyim. Yani bu samimiyetimle söylüyorum. Yok. Herhangi bir politikamızda işte gelmesin, almayız, etmeyiz gibi bir politikamız yok. Ama bugüne kadar gerçekten samimiyetimle söylüyorum. Öyle bir talep de bize gelmedi. Bunu da açıkça söyleyebilirim buradan. Genç bir öğrencimiz vardı. Evet, şey sordu. Şimdi gençlik konuları ve kadın konuları biraz önce ben açıklamalı bahsettim. Partinin kurucularından bir tanesiyim. 152 kurucudan bir tanesi. Bunu ya, ne bir genel başkan ne bir oradaki insanlar. Çünkü orada o zaman daha henüz parti yönetiminde kimlerin başkan, kimlerin yardımcı olacağı bile daha belirlenmezken biz böyle bir şeyi parti programını yazarken bu parti programını 152 kurucunun tek tek fikirleri alınarak burada biraz önce de bahsettiğim gibi gençlik ve kadın kolları yapılanmalarının olması gerektiğini biz istedik. Bugün ben saha deneyimlerimden söylemek istiyorum. İstediğiniz kadar dijital ortamda hani Twitter, Facebook, işte Instagram'dan siz istediğiniz kadar gönderiler yapın ya da çalışmalar yapın, şunu yaptık deyin. Hiçbir şey saha kadar elverişli değil. Sahada birebir temas. Tam saha pres diyoruz. Tam yani insana birebir dokunmadan o verimi alamıyorsunuz. İşte dün evvelki gün Silivri'nin Selimpaşa pazarındaydık. Gençlerle konuştuk. İşte genç diyor ki ben evlenemiyorum. İşte altın fiyatları bunu gibi ya bu örnek. Siz o gençle temas halinde olup kendinizi, parti programınızı ya da kendinizi anlatmadığınız zaman, bir gençlik kolları başkanı genç birisiyle görüşmediği zaman bir kadın veyahut da fark etmiyor kadın erkek. O partideki insanlar birebir görüşme yapmadığı zaman oradan maalesef verim alamıyorsunuz. Ne kadın alanında ne gençlik alanında. Biz bunlar açısından ama yanlış gördüğümüz ya da eksik kaldığımız bir şeyde bunu orada konuşarak biraz önce de Nuray Başkanım'a hani söyledim bunu bizzat gidip Serap Hoca'nın kendisine söyleyeceğim. Bunu da söylüyoruz, tartışıyoruz.
olmaması gerekenleri çıkarıyoruz, şunu şöyle yaptık diye. Ama bu kesinlikle bir eksiklik değil, bence bir artıdır parti için. Yani ben bunu bir artı olarak görüyorum. Tamam, çok teşekkür ediyoruz. Bahar Hanım. Sevgili genç arkadaşıma önce cevap vererek başlayayım. Ben dediğim gibi 1,5 senedir siyasetin içindeyim. Önceden parti programı okumayı hiç akıl etmemiştim. Gerçekten bunu çok büyük eksiklik olarak gördüm. Ve tabii ki katılma kararı vermeden önce oturdum, dersimi çalıştım. Önce dedim ki bir DEVA Partisi'nin bir parti programını okuyayım. Her konudaki parti programı web sitesinde var. Bütün partilerin var. Sonra döndüm onları okudum. Yani bunun çok önemli bir vatandaşlık görevi olduğunu anladım sonra da. Dedim ki ben nasıl bu kadar aymaz bir şekilde yani partilere oy verdim ama neden bunu daha önce okumadım diye inanın kendimi çok eleştirdim. Onun için bütün arkadaşlarıma, ya buradaki bütün dinleyicilere, bizi dinleyen herkese bunu bir kere çok önemli olarak söylemek istiyorum. Parti programlarını okuyun. Ne fark var bir karşılaştırın. Oy veriyorsunuz çünkü. Kim yönetecek sizi? Nasıl yönetecek? Orada yazıyor. Bir kere onu okudum ve parti programları çok net. Yani parite çok net. Yazılmış. Diyor ki parite gerçekleşene kadar hedefimiz paritedir. Diyor 135 kotasını koymuş. Gençlik kotasını koymuş. Engelli kotasını koymuş. Biraz önce aramızda vardı. Biz hatta 3 Aralık'ta dedik ki siyasette engellilere de yer var lütfen gelin dedik. Ve bizim toplumsal cinsiyet kotası var mı? Toplumsal cinsiyet için. Parti programları yeterli değil. Eylem planı lazım. Evet. Eylem planı çalışıyoruz. Nasıl çalışıyoruz? Biraz önce söyledim ya, kadın özelinde bütün politikalarla oturuyoruz. Yerel yönetimlerde kadın, şehrin ışıklandırılması, yaya geçitleri, yerel yönetimde kadın, yani bütün kesişimlerde bir kere karar mekanizmasında kadını konuşuyoruz. Öncelikle bunun artması lazım diyoruz. Yani biz sadece kadın istihdam oranına bakarak bir yere gelemeyiz Türkiye olarak. Karar mekanizmasında artırmamız lazım ki politikalara, prosedürlere etki edebilsin kadın ve arkadan gelenleri destekleyebilsin. Bunları yazıyoruz. Bütün toplumsal cinsiyet eşitliğini ilkokullarda kadın, erkek, kız çocuğu, erkek çocuğu hepsine verilmesi gerektiğini yazdık eylem planımıza. 3 yaşından itibaren bu eğitimlerin verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ve bu eylem planlarını basına yine sevgili hocama şey yapacağım ama yine Ali Bey'le beraber basına söylüyoruz. Çünkü şunun bilinmesi önemli. Yani bu partinin kimi söylüyor bunu? Yani hangi pozisyonu bunu anlatıyor bana da önemli. Dolayısıyla basın toplantılarında bütün bu eylem planlarımızı anlatıyoruz. Yani doğa, çevre, bütün bununla ilgili kadın çalışmaları, sağlık, sağlıkta kadın, cinsellikte kadın, yani bunları biz hiç korkmadan konuşuyoruz. LGBT, bütün bu bireyleri biz insan olarak görüyoruz. İnsan hakları diyoruz. İstanbul Sözleşmesi hep beraberdik. Hem Maltepe Meydanı'ndaydık eşikle beraber, eşiğin pankartlarını da tuttuk. Hem Çağlayan'daydı. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçilemez diyoruz. Bunu ilk günden itibaren söyledik ve bu da yazılı parti programımızda. İLO 190 diyoruz. Her türlü ayrımcılığa karşı bu imzalanmamış vaziyette. Evet, biz bunu imzalayacağız diyoruz. Çok önemli. Biz Grevio bizim için çok önemlidir. Bunu yapacağız diyoruz. Hala Türkçe'ye çevrilmedi Grevio. Dolayısıyla bütün bunları biz yazdık. Yazdık ve basına da açıkladık eylem planı olarak. Çok netiz, her konuda çok netiz, şiddetle ilgili çok netiz, toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili çok netiz. Bunları mutlaka yapacağımız cinsiyetsiz siyaset için. Şimdi kadın ve erkek, ben şimdi Emre hocama döneceğim. Dedi ki bize, sizler de dedi, demek ki kadın siyasetçi de erkek siyasetçiden farklı değilmiş. Niye farklı olmasını bekliyoruz ki? Yani bir kadın müdür, erkek müdür demiyoruz. Bir kadın siyasetçi, erkek siyasetçi demiyoruz hocam. Siyasetçi, siyasetçi. Olmalı. Olmalı yani. Burada biz cinsiyetten arındırılmış da daha buradan başlıyoruz. Onun için bir fark zaten görmemelisiniz. Ama biz durduğumuz noktayı, duruşlarımızı anlatıyoruz. Ve belki hiçbirimiz aynı değiliz duruşlarımızda. Ama kadın özelinde bir aradayız şu anda. Kadın için konuşuyoruz. Parti programlarımız çok farklı olabilir. Dolayısıyla belki bizlere hitap ederken de toplu olarak hitap etmeniz de yanlış olabilir. Yani hepimizi
cümbür cemaat bir şeyin içerisine de koymamanız lazım. Her birimiz farklı bir partiyi burada temsil ediyoruz. Çünkü. Yani kadın politikalarının başına bir erkek mesela gelebilir. Niye gelmesin? Bizim komisyonlarımızda da erkekler var. Yani. Saadet Partisi'nde var. Zaman zaman ben de bazen diyorum bir kadın kolları başkanı neden erkek olsun? Zaten düşünüyorum. Yok, şunu söylemek istiyorum. Niçin kadın çalışmalarımız var? Olmasın. Evet. Buna da gerek yok aslında. Anlatabiliyor muyum? Yani buraya kadar gidebiliriz aslında. Yani duruma baktığımızda. Biz, evet. Hani ben mesela... Buradan bayağı bir beyin fırtınası mı diyeceğim? Partinin içerisinde şunu söyleyeyim. Ben hiç kadınıyım. Benim bütün günüm mali tablolar. Pazarda nasıl daha etkin şeyler satarız? Hangi fiyatlamayla gidelim? Nasıl kar olsun? Hangi ülkelere satalım derken... Ben bir başka şapkayı takarak siyasetin içerisinde %48.9, %50'lik bir kitleyi nasıl daha iyi bir hale getiririz şu memlekette, onun için uğraşıyorum. Aslında sizin ekonomik politikalardan sorumlu olmamız lazım bence. Hiç fark etmez, hiç fark etmez. Bizim dış politikalar başkanımız kadın, bizim sağlık başkanımız kadın, iletişimden sorumlu kadın. Yani burada kadın erkek değil, liyakat önemli. Onun için demeye çalışıyorum. Hiç problem değil. Kim yapabilecekse o gelsin. Ama kadınlar yapabilirim desin. Siyasete daha çok girin. Çok korkuyor kadınlar. İkna etmekte zorlanıyoruz kadınları. Ne kadar çok kadın olursa o kadar çok o Ankara'daki %50 oluşur. Onun için lütfen hepiniz cesaretle girin lütfen. Yani gelin gönüllü olun. Gelin bir ucundan tutun. Görün. Yani ben girdim ve gayet rahat. Yani herhangi bir beklentim olmadan da ben bu memleket için sivil toplumda çalıştıysam burada da çok rahat çalışırım dedim. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Evet, sevgili Füsun Mehdikat Hoca. Şimdi öncelikle özür dilerim, isim yanlış söylememek adına telaffuz etmiyorum. Öndeki arkadaşımızın sorduğu soruya cevap vermek istiyorum. Şimdi sizin tespitiniz oradan önemli bir kopuş olmadığı yönünde. Doğru hatırlıyorum değil mi? Sorunuzun içinde bir de bu vardı. Bizim tespitimizde bunun tam aksi yönde. Kadın konusunda özellikle. Şimdi burada bugün kadın üzerinde konuşuyoruz. Yani parti programları, siyasette yapılan doğrular, yanlışlar. Bunları konuşursak yani ne hem doğru olmaz hem çok uzun zaman alır. Dolayısıyla ben bütün sorulan sorulara kadın özelinde cevap vermek istiyorum. Ben de... Bizim yaptığımız çalışmalarda, sahada gördüklerim de sizin söyleminizi doğrulamıyor. Yani kadın gücü artık sanıldığı kadar iktidar partisinin lehine değil. Bunu tabii ki bir seçim olmadan tam anlamıyla ölçümleyebilmek mümkün değil. Referanslarımız yapılan bir takım anketler. Dolayısıyla bunun böyle olmadığını biliyoruz ama sanki hiç böyle değilmiş gibi var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Yani kadın yoksulluğuyla da mücadele ediyoruz. Bunlarla ilgili de çalışıyoruz. Dolayısıyla o kılcal damarlarda neler olduğunu da sahada ölçümleyebilme şansımız oluyor. Size böyle cevap verebilirim. Tabii ki burada asıl cevabı sandıkta alacağız hepimiz. O ayrı mesele ama. Gözlemlerimizde, çalışmalarımızda bunun artık böyle olmadığını bize çok rahatlıkla söyleyebiliyor. Sevgili siyaset bilimi öğrencisi kadın arkadaşıma cevaben şunu söylemek istiyorum. Genel başkanımız diye tırnak içinde başlamayacağım ama tabii o bir figür oldu artık. Yani ben biraz önce Ali Bey'in ifade ettiği şeyi söylemeden yapamam ben bunu. Hepinizin önünde bir siyasi figür artık genel başkan şey anlamda İstanbul Sözleşmesi, kadına karşı şiddet, bizzat cinsiyeti üzerinden mağdur edilmiş bir kadın olması sebebiyle de. Dolayısıyla bizim partimizin duruşu çok net burada. Ben aslında biraz önce yani buraya gelirken çantamda vardı, takarak oturacaktım. Ama tam bağlamını bilemedim konseptin. Sabote etmek istemediğim için özellikle takarak oturmadım. Yok, sesler anlaşılmıyor. Evet. Evet, evet. Hayır. Sembolik anlamda oturacaktım. Evet. Yoksa maskeyle devam etmek anlamında değil. Genel anlamda cevap olsun diye söyledim ben bunu ama işin özelinde de en azından İstanbul ilde, diğer arkadaşlarımın da benzer şeyleri yaptığını biliyorum ama İstanbul ilde bizim yaptığımız çalışma biçimini size çok rahatlıkla anlatabilirim. Kadına şiddetle mücadeleyle alakalı, kadının bilinçlendirilmesiyle alakalı, bunun önlenmesiyle alakalı. Biz şu anda kamuoyuna yansımış ya da yansımamış neredeyse bütün kadın davalarını, tırnak içinde kadın davalarını,
kadına karşı cinayetleri, şiddeti ya da cinsel saldırı davalarını hemen hemen birebir İstanbul Kadın Politikaları Başkanlığı ve Hukuk Politikaları Başkanlığı ile birlikte izliyoruz. Takip ediyoruz, hukuki destek veriyoruz, psikolojik destek veriyoruz. Zaman zaman da ekonomik haklarını alabilmeleri için de işe yerleştiriyoruz gibi bir şey söyleyeceğim. Yani ekonomi çok önemli çünkü. Yani bir kadını kurtarmanın en önemli yolu onun ayakta kalmasını sağlamak. Bunları yapmaya çalışıyoruz. Şimdi çok yakın zamanda çok ciddi bir derin yoksulluk çalışmasına başlayacağız İstanbul satında. Türkiye genelinde bir proje bu. Bu projenin başında ben varım ve arkadaşlarım var. Dolayısıyla aslında yoksulluktan en fazla nasibini alan kadın ve bu sebepten dolayı da en çok mağdur olan kadın, şiddet gören kadın en çok ekonomik sıkıntılar sebebiyle görüyor bunu. Yani ayrılamıyor, işkence bile görse çocuklarını bırakıp bir lokma yiyecek ekmeği yok. Yani gerçekten yok. Biz sahada çok fazla çalıştık bunu. İçler acısı vaziyet. Olmadık yerlerde, yani insanın yaşayamayacağı yerlerde yaşamak zorunda kalıyorlar. Gidecek yerleri yok. Paraları yok, çalışabilecek imkanları yok. Dolayısıyla kadın yoksulluğunu azalttığımız ölçüde kadına karşı şiddeti de azaltabileceğimiz bilinciyle hareket etmeliyiz. Tabii ki diğer erkeğin eğitilmesi, erkeğe toplumsal cinsiyet eşitliği bilincinin verilmesi, kadına haklarının öğretilmesi, bunların hepsi elzem. Ama birincil olan kadın yoksulluğunu engellemek, önlemek, buna çare bulmak diye düşünüyorum. Genel çerçevede cevap verdim. Daha özel bir sorun varsa da rahatça cevaplayabilirim. Hı hı. Ama sahalardayız. Kadına karşı şiddetle mücadeledeki birçok etkinlikte, bu baronun etkinlikleri, eşit platformun etkinlikleri, kadın cinayetini durduracağız platformun etkinlikleri, bunlarla sürekli dirsek teması halindeyiz. Ve elimizden gelen her türlü katkıyı açık yürekli sunmaya çalışıyoruz ve buna da devam edeceğiz. Size cevabım o olacaktır. Sevgili değerli meslektaşım diyeceğim ben size, akademisyen meslektaşım. Şimdi ben burada meseleyi şu özde görüyorum. Doğrudur, yanlıştır. Cinsiyetsiz siyaseti yapabilmek için önce cinsiyetlerin bir denklenmesi lazım. Yani siyasette cinsiyetlerin denklenmesi lazım. Sizin soruyu oradan sormadığınızı bilerek bu cevabı veriyorum. Slogan olsun diye söyledim ben bunu. Ama sizin söylediğiniz çok haklısınız. Yani burada kadın siyasetçinin görece daha edilgen. Bakın, görece daha edilgen. Bence kadın hikayesi asla ve kata edilgen bir husus değil ama toplum tarafından algılanışını söylüyorum ben. Siz de onu kastediyorsunuz eğer yanlış anladım anlatsam. Bir mücadelenin bir ayağı da o. Yani ben lafın en başından beri biz hem ülke için hem içeride siyaseti doğru yapabilmek için, doğru yerlerde kadın bakışıyla, kadın bilgisiyle siyaseti yapabilmek için mücadele ediyoruz dediğim zaman benim en azından şahsi olarak kastım zaten buydu. Yani mesela benim kadın politikaları başkanım çok iyi bir inşaat mühendisi. Yani teknik bir insan yani. Ha, o kadın politikalarında çok başarılı, amenna. Ama o insan yarın parti içerisinde bambaşka, kendi alanında bambaşka bir yerde yer alabilir. Almalıdır. Alacak mı, hep beraber göreceğiz. Bu benim partim için de geçerli. Eminim diğer bütün siyasi partiler için geçerli. Dolayısıyla burada mücadele vermemiz, elimizden gelenin maksimumunu yapmamız gereken konuların başında da bu geliyor. Bilemiyorum sorunuzun cevabı oldu mu? Ama örneğinizi çok beğendim. Kısmen oldu çünkü gerisini hatırlamıyorum. Hatırladığım sadece burası. İlk seçimde test edilecek. Minimum öyle olması gerekir. Haklısınız. Benim algılamak istediğim bu, yapmaya çalıştığım bu, yaptırmak için elinden geleceği yayını yapacağım da bu. Kadın polisleri artırın.
Arttıralım, lafını duymak istemiyor. Ha, anladım. Evet. O cümleyi kurmayacağız. Evet, ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Bence her salondaki herkes için ufuk açıcı bir beyin jimnastiği oldu. Hepimiz düşündük bence. Hepimize bir takım dersler ve notlar çıktı diye düşünüyorum. Ben de çok keyif aldım sizleri dinlemek.